Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hiç sözü fazla uzatmak istemiyorum. Öncesinde size hemen, belki izlediniz biliyorum ama, Katman Adası Çakallar takımını tanıtmak istiyorum. Karşınızda Çakallar takımı. Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlanın, kaymaya geliyorum. Gugucan Comic for the Fucking. Привет, ben Катерина. Rus kızı olabiliyorum ama ben buraya Ece'nin kızı olmaya geldim. Aradınız, o Rus büyür. Geliyorum Katerina, geliyorum. Adadayım şu an. Ölümden şifa, zındıktan vefa beklersen, alemden şeklini, nüfustan ismini düşürürler. Ardına da selanı ben okurum mümin kardeşim. Herkes artist olmuş, bana da yönetmenlik düşer. Allah Allah! Bu nasıl piya? Aa, epik çağırdı. Kendi içimde kopardım kıyameti. Bundan sonra ateş olana yaşatırım cehennem. Selam, ben internet meyvesi. Onlar kendilerini çok hızlı zannediyorlar ama ikiz aynamda çok güzel gözüküyorlar moruk. Görüşmek üzere. Dansözlerin bir özelliği kalmadı artık. Ada zaten kıçı ve şairi oynayanlarla dolu. Ben MNT, Batuhan MNT. Yok edeceğim sizi, yok! Yok edeceğim. Kurtlar takımını tanıyalım. Bütün, şimdi şöyle bir şey oldu. Entertainment tarafı orada kaldı. Entertainment tarafı orada kaldı, sıkıntı yok. Hiç problem değil. Bizde de ki Entertainment'ın olayı da başka yani. Evet, Kurtlar takımını tanıyalım. Gülmek için şakaya gerek yok. Gülüşümle adaya hükmetmeye geliyorum. Sadece gülüşüm yakala. Öfken bu adaya ağır gelir. Adadaki yılanları ezmeye geliyorum. Sürünenleri değil, yürüyenleri ezeceğim. Doğa, pozitiflik ve güzel insanlar. Daha ne isteyebilirim ki? İyilik kazansın. İşte bu kapı, işte bu da sapı. Şimdi geliyor Tinita kapı. Geldim. Epik çağ. Benim inime giren benden önce ölür. Adanın amına koymaya. Koymaya geliyor. Geliyorum. Kurt geliyor, kurt geliyor. Sizin hasta olduklarınızı biz çoktan taburcu ettik. Bekle beni Katman Adası. Zannedersin tatile gelmişler. Neyse ki benim ateşim tüm adaya yeter. Alev topu sinoş geliyor. Batuhan'ın şu pozu sanki gerçekten Survivor'a başvurmuş da kabul görmemiş. Hani 2019 Survivor'a hakikaten başvurmuş, bu pozla başvurmuş. Pozu değil mi ya? Gerçekten bir insan bu fotoğrafı sadece Survivor'a başvururken çektirirmiş gibi hissediyorum ya sanki. Hani hakikaten Survivor'a başvurmuş, o fotoğrafı gelmiş, burada kullanmışız gibi hissediyorum. Content anlatıyorum arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz üzere Rust adlı oyun sorunumuz vardı. Sonucuna para verdik yani. Öyle bir sunucu almıştık. Sunucu boşta yatıyordu. 3 wipe falan normal yayıncıları aldık, oynattık vesaire. Sonra dedik ki bu sunucuda başka bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Sonra işte Katman Adası Survivor yapalım dedik yani. Zaten Survivor oyun. Rust oyunu, Survivor bir oyun. Biz dedik ki içine parkurlar koyalım. Survivor gibi. Oyun içine karakterlerimize girelim. Kapışalım. Kafa olsun diye. Fikir buradan böyle çoğaldı, büyüdü. Sonra dedi ki birebirini nasıl yapabiliriz? Tamamen eğlence amaçlı. Böyle bir kaosla da ihtiyaç var bizde. Her zaman olduğu gibi. Bu kaosu nereden karşılayabiliriz dedim. Buradan karşılarız. Kontenti anlatıyorum. 7 iki takım var. 7 şerliden. Kurtlar takımı ve kuzular takımı. Çakallar pardon. İki takıma ayrıldık. Burada parkurlar var, ödül oyunları var. Yine Rust oynayacağız aslında bir yandan. İki takımın adası var. Rust'ta yapılabilecek mümkünatı olan şeyleri yapacağız tabii ki.
Bir de dokunulmazlık oyunları olacak. Takım dokunulmazlıkları ve bireysel dokunulmazlıklar. Sonrasında da hadi çok kontente geç, çok konuşma mı? Kardeşim. Valla biri soruyu anlat diyor, diğeri kontente geç diyor. Geçeceğim zaten. Anlamayanlar da bir anlamasınlar mı yani? Neyse. Mete 53 sunuyor. Moderasyonda Mete 53. Rizeli Survivor Mete 53 bilen bilir. Olay bu. Parkurlar bayağı keyifli. Zaten geçen haftalarda göstermiştim kavunla beraber yaptığımızda. Acun Mete mi? Aynen. Elimizde başka yoktu, anladın mı? Mete'yi verdik yani bize. Ne yapalım acı? Bu kadar. Olay bu. Şimdi ben hazırım. Bizim takım da hazır ise yavaştan oyuna geçeceğiz. Yani yetiştiremedik. Çünkü neden? Çünkü gerçekten 14 kişiyi... Öyle mi Deniz? Teşekkürler. Sen de müzik ile uğraşan birisi kankam, olduğun için sana da göndermek istedik. Teşekkür ederim ama şu an dinleyemeyeceğim ya Deniz'cim. Deniz'cim şu anda dinleyemeyeceğim. Onu bir sonraki müzik yayınlarımızda dinleyelim. KMS 10 TL göndermiş. Imperial'ın teklisinden yeni bir şarkı gelmiş galiba. Onu da bir sonraki müzik yayınına saklayalım. Çünkü bugün zaten zor zar yetişti. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de map'i yüklerken sorun yaşadık falan filan. Abi seni sersep bayramlamak istiyorum. O ne demek ya? Sert bayramlaşmak ne anlama geliyor? Böyle elimi mi böyle şey yapacağım? Selamünaleyküm. Ben hazırım, geldim hocam. Yayındayım aynı zamanda. Aleykümselam. Aynı şekilde. Aleykümselam. 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 Hadi moruk girmiyoruz mu? Selamlar ekip tekrardan. Aleykümselamlar. Aleykümselam. Ne yapıyoruz? KMS'cim onu bir müzik yayınımız olacak. Mete Bey nerede acaba? Onu o zaman baksak abi, daha iyi olur. Şu anda arada kaynar çünkü. Evet Mete Bey. Mete abi. Oğlum çok eğleneceğiz. Mete abi. Biz gerçekten var ya delirdik ya. Deli gibi bir şey olduk yani, anladın mı? Gerçekten. Selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 Selam moruk, hoş geldin. Tamirci Mete sesle. Herhalde Acun triplerine girdi. Geç gelmeler falan hayırdır ya. Buradayım oğlum, ne oldu ya? Acun 53. Mete Bey, hoş geldin Mete. Ne oldu işte? Ne oldu ya diyor. Ya tişörtü hazır Mete. Hazır. Mete'cim biz hazırız. Herkesten bir onay al. Herkes hazır mı? Ona göre. Şu an şeyi kapalı olanlar var hala. Moruk hadi ya. Buradayız. Moruk nasılsın moruk? Buradayım, hazırım. Ben de hazırım. Bu seni hiç ilgilendirmez aslan parçası. Helikopterle geliyor, helikopterle. Sen öyle san. At davet aslan. Dur bakayım şuraya. YouTube'a gelecek. YouTube'a şöyle gelecek. Şimdi ben burada yarışmacı olarak oynayacağım için aslında benim gözümden izleyeceksiniz beni izleyenler. Diğer arkadaşlar da yayında olacak. A Beautiful Dead yayında. O da bizim adada. Batuhan yayında. Kiraz yayında. Karşı adada Batuhan'la Kiraz. Luna... YouTube'a senin gözünden gelmeyecek abi. Tabii. YouTube'a benim gözümden gelmeyecek. YouTube içinde içeride adamımız var. O oyun kaydı alıyor. YouTube'a her yerden gelecek yani. Tabii YouTube'a şey... Survivor'daki gibi... Aynen YouTube gibi. Tarafına o şekilde gelecek. Luna Spia yayında. Başka kim yayında? Nesrin yayında bir de. Evet ben de yayındayım. Mete Bey açmıyor mu? Çağrı neden bilmiyorum ama sanki Samet'in bilincini yapay zekaya aktarmışsınız da yayınlar o çıkıyormuş gibi hissediyorum. Herkes burada mı? Kiraz açmamış şeyini. Kiraz... Herkes burada ya hemen hemen. Hayırdır, Rockstar mı ya bu? 20 dakikada açamıyorum yayını. Karşı takımda da imam. Şimdiden kuruyorum ben kendimi.
İmam mı oğlum, namaz kılıyordur. Şimdi alttan takozu koyacağız, üstten biz vuracağız değil mi Nurim? İmamsa Allah mekanını cennet etsin abi. Spoiler verdim. İddialar büyük. Önden siz bir gidin de Nuri. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben ekip yayını yapacağım ama toplamda 4 kişi alabiliyorum. Kimleri alayım? A Beautiful Death'i aldım. Batuhan'ı aldım. Beni aldın mı? Partner alabilirsin zaten. Ceren'i ya da... Nesrin. Nesrin var, bir Nesrin de Ceren var. Batuhan'ı at direkt. Nesrin'le Ceren'i al. Evet. Baba ayrımcılık var. Evet, onu diyor. Allah çapsın. Çok mantıklı. Selamun aleyküm. Ya tamam. Nesrin'i alıyorum. Bir dahakinde de Ceren'i alırız. Tinita kapıyı. Tamam dur. Aa. Bana şimdi istek geliyor değil mi? Kabul edeceğim. Bir saniye. Tamam, istekler gönderildi. Bir saniye yapıyorum ben. Ben kime vuruyor burada? Buradan kafa atacağım. Tribe girmem lazım. Tamam, oyuna geçiyoruz o zaman. Veriyorum. Kabul şimdi. Daveti. Çağır daveti kabul et'e tıkladım, oldu mu? Yok, olmadı. Ya niye olmuyor benimki ya? Vallahi tıkladım. 21 yıl 20 kişi abonelik gönderiyor. Ya şimdi mikrofonlarımızı çok kapatalım. Teşekkür ediyorum. Kulaklıkları kapatmayın ama. Bir dakika dur, kapatacağız da. Nesrin. Lazım. Bunu nasıl efendim kabul edemiyorsun sen ya Nesrin? Çağrı şöyle yaptım. Bildirim geldi. Kabul etmek için tıklayın dedi. Buraya tıklayın dedi. Ben de kabul ede tıkladım. Bir de şöyle ekip yayını başlat diyor. Ha tamam. Tamam. Katılmışım ben zaten. Ekip lideri bekleniyor yazıyor. Tamam şimdi katıldım ya Nesrin. Tamam Çağrı hallettim. Çok korkmuştum, yapamayacağım. Yani ekibe dahil olamayacağım diye çok korktu. Evet çok korktum. Nasıl bir panikti ya gerçekten. Tamam hallettim. Geldin. Hallettim. Nasıl oluyor acaba? Moral tamam bozmuyor. Tamam biz burada hazırız şu anda. Ne yapıyoruz Meteciğim? Sen oynat bakalım. Mikrofonları kapatın, oyuna dönün. Tamamdır. Hayır, iyi eğlenceler. Baba olmanın şerefine mi? Oo, hayırlı olsun. Kulaklıklarınız açık olsun dedim. Direkt kulaklığı kapattı ya adam. Hepiniz hoş geldiniz Katman Adası'na. Geliyor. Kardeşim hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Evet, ilk gelenen yarışmacımız... Kegri Pişko. Lavuk, bağlayayım adam, lavuk. Aa, aramızda Rus mu var lan? Nintresi ekskursiya da White was meet'e broşür diye uçka. Evet ben geldim, sessiz olalım. Tamam, Mete Bey geldi Rus mi? Rus balonu patladı. Mikrofonunu kapat. İrlanda'da bağırma lan. Tamam ben geldim, mikrofonumu da kapattım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ablacım davayı biliyat bu arada. Davay, davay. Çıktı. Arkadaşlar, ya, kurtlar takımı. Kıyafet. Kurtlar takımı burası. Nasıl yani? Ne oldu? Helikopter geliyor. Kıyafet diyorum Batancım. Helikopter mi geliyor? Mete Bey geliyor. Mete Bey. Oyun odaklandım. Chat okumuyorum. Griffin kapını kapat. Tamam tamam, pardon. Mete Bey. Bravo. İşi buysa vuruşu ne acaba, kim bilir? Sen iyi bilirsin. Evet, Katman Adası'nın birinci sezonunda arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Hoş bulduk. Evet, takımları çok büyük enerjide görüyorum. Çok güzel. Mükemmel isimler var. Kadrolar mükemmel. Hiç fazla sizi tutmadan direkt sizi tanımaya başlayalım. Çok derin katmana indik şu an. Kurt takımından başlayalım en soldan. Takoz Nuri. Evet Mete Bey. Öncelikle bana hoş bu fırsatı geldin, verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Takoz Nuri. Kendinden bahseder misin bize biraz? Ben Nuri, lakabım Takoz. Ben koydum. Çarşucuyum. Ben koydum lakabını. Odur meydanda. Takoz nereden geliyor peki Takoz? Takoz Mete Bey, şimdi şöyle. Hiç maça gider misiniz hayatınızda? Maçlara gider misiniz tribünlere? Tabii ben çok fanatik bir adamım. Maçlarda mesela Odur meydan vardır, yanında maraton vardır. Bir kale, sağ tarafta kale arkası vardır. O kale arkasında mesela bazen rakip takım gelir, arbede yaşanır.
O harbide de yapılan icraatlar sonucu bana layık görülen bir lakaptır bu. Semtten abilerim koydu, Allah razı olsun hepsinden. Buradan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nden Yenidoğan Mahallesi'ne kadar bütün abilerime selamun aleyküm. Lakabım buradan gireyim. Aleyküm selam. Peki takımın hakkında bir şey düşünüyor musun? Takımım çok hoş insanlar var. Nuh'un gemisi gibi maşallah. Gelirken tabii tanıştık biz uçakta falan, beklerken 18 saat yolculuk. Kurt abiye biraz kanım ısındı. Çok delikanlı bir abiye benziyor. Eyvallah canımsın. Kelebekten çok emin değilim. Kelebekle pek aram yani elektriğimiz uyuşmayacak gibi diyor kelebekle. Çünkü kelebek mesela nereden geliyor kelebek? Ben takılırım onlara çünkü. Yani ben herkesi seviyorum aslında ama peki. Yo. Anladım. Tabii sevişiriz. Atada sevişiriz. Anladım Takozdur. Tekrardan hoş geldin. Ve teşekkür ederim. Hoş buldum. Ateş size de çok hayranım yıllardır. Merhabalar Mete Beyciğim. Hoş geldin Sinoş. Bize kendinden bahseder misin? Hoş bulduk. Ben İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Sinan öğrenciyim aynı zamanda. Namı diğer Alev Topu. Alev Topu lakabım ise ışığımdan değil auramdan geliyor efendim. Yakıcıyım. Aynı zamanda tam zamanlı yiyici olduğum için kurtlar takımına uygun görülmüş bulunmaktayım. Bizim mahalleye giremezsin ama. Buradan tek Allah söylemek istediğim karşı takıma tek söylemek istediğim rahim daralmalarım karşı takıma sıkıntı yaratabilir, dikkatli olsunlar. Mete, kendi takımım hakkında da şunu söyleyebilirim. Kapı gibi tinitamız var bizim. Teşekkür ederim Sinoş. Tekrardan hoş geldin Sinoş. Bu iddialı girişin bizi bitirdi. Evet, üçüncü yarışmacımız. Karaman hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş buldum Mete Bey. Bayağı yakışıklısınız bugün. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Bahseder misin biraz? Ben Muhammed, lakabım Karaman. Grafik tasarımcıyım. Logo yapmıyorum. Yani zaten tanıtmama gerek yok. Tanıyacaksınız beni adada. Yani evet. Gerek yok, anladın mı? Eyvallah hadi. takımlara başarılar diliyorum. İlgili çok iddialı bir laflar var peki gülüşünle ilgili. Evet doğrudur. Doğrudur. Gülüşünle bizim adamımızı neşelendirecek misin peki? Geri geldiği zaman. Bak lan laflara bak amına. Hak ettiği zaman aynen. Karaman'ı Discord'da bavulunu hazırlamışlar. Uğur et, uğuracaklar. Merhaba Mete Bey, hoş buldum. Benim adım Nesrin. Size kendinden bahseder misin? Tamam bahsederim. Benim adım Nesrin, diş hekimiyim. Buraya gelmek için yıllarca bekledim. O yüzden çok teşekkür ederim beni seçtiğiniz için. Çok heyecanlıyım şu anda. Beni herkes güçsüz rakip görebilir ama sürpriz yumurtayım. Yani bunu iddia ediyorum. Ayrıca da karşı takıma demek istediğim şey, dikkat etsinler, kurtlara yem olmasınlar. Yurt kuzulcusu gibi ha. Tekrardan hoş geldin. Çok iddialı bir yürüyüş oldu. Hoş buldum. Tamam. Ederiz. İmam sabları sıkıştır. İmam sabları sıkıştır. Sussunlar. Bak. Müdahale etmiyorum yan taraftan. Çok pardon. Erit Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz birazcık? Hemen bahsedeyim. Öncelikle ben e-sporcuyum. Burada da sporumu yerine getirmeye geldim. Yanımda kocamı da getirdim. Normalde aslında ben bilmem kocam daha iyisini bilir yarışmasına katılmak istiyorduk biz. Kısmet yanlış olmadı. Burası oldu. Çok daha iyi oldu. Geldik. Bakalım neler olacak. Birazcık renkli insanlar var bizim takımda ama bilmiyorum içleri nasıl. Dışları kadar renkli. Hoş geldiniz. Spor dalıyla uğraşıyordunuz. Bizimki moruk. Spor. Ruh. Oyun oynayarak. Gazlayalım tamam mı? Sporda hangi oturarak peki yani, para yani kazanmacılık. Kavun. Oturarak para kazanmacılık. Kavun. Evet.
Kelebek Mert. Nasıl kabul olmayan Tekada tayfa diyebilir miyiz bunlara? Mert Bey hoş geldiniz. Ağzın evet. Kokuyor imam. Merhaba Mete Bey. Öyle bir tipine bak Batuhan. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizden de iyilik. Şöyle ben birazcık kendimden bahsetmeden önce evet. Takoz Nuri'nin negatif söylemleri aslında rahatsız etti de beni. Ya ben alınmayacağım bu durumdan ve ona da tamam, zaman içerisinde pozitif bir bakış açısı yaşatmayı diliyorum. Benim ismim Mert. Ben evet, işsizim. Aileden birazcık varlıklıyım. O yüzden çalışmıyorum. Doğa yürüyüşlerini seviyorum. Açık alan. Özellikle bu yüzden ben buraya gelmeyi çok istiyordum. Eşimle birlikte geldik Rita ile. Neden kelebek? Çünkü kelebekler çok narin ve çok zarifler. Ben de kendimi öyle görüyorum. Kendinizi çok narin ve zarif görüyorsunuz. Anladım. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurt takımının son yarışmacısı Kegristo. Kurt Kegri. Öncelikle selamun hoş aleyküm geldin. Herkese. Hoş bulduk Mete Bey. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle kendimden bahsedeyim istiyorsanız. Sonra söyleyeceklerimi söyleyeyim olmazsa. Evet. Efendim ben Kurt Kegri. İşletmeciyim efendim. Restoranım var. İki tane restoranım var. Aynı zamanda yat işleriyle uğraşıyoruz. Bebek sahilde, Ortaköy sahilde. Bizi bilenler iyi bilir. Tanıyanlar da iyi tanır. Tanımayanlara gelince bugün tanıyacaklar. Bugün. Takımım hakkında da şöyle konuşmak istiyorum Mete Bey. Takımıma çok güveniyorum. Evet. Her biri birer şampiyon. Hepsi birer şampiyon. Hepsi buraya kazanmaya gelmiş. Bunlar gerçekten belli içlerinde var, bu hırs var. Yan takıma yani çakallara bir bakıyorum da şöyle bir bakıyorum da gerçekten hani bir şey göremiyorum, anlatabiliyor muyum Mete Bey? Onlarla ben sahada konuşmak istiyorum. Takıma çok güveniyorum. Ekstra olarak semt çocuğu Takoz Nuri'yi kanım benim de ısındı kendisine. Buradan bunu da belirteyim yani. Bütün takıma kanım ısındı, o da ekstra yani. O şekilde Mete Bey. Karşı takımı ne? Bebekten geldim belli oluyor zaten. Evet. O ayakkabılarla. Yok yani yanlış anladınız Mete Bey. Bizi de yani semt bizde de vardır, geçmişimizde yani. He. Güngören, Kağıthane, Beyoğlu, Karaköy buraların adamlarıyızdır yani, onu da söyleyeyim. Zeytinburnu. Bizi tanıyan tanır. Bilmeyenler de öğrensinler. Onu da söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Allah. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurt takımı çok iddialı bir giriş yaptı. Hepsine başarılar diliyorum. Mete Bey, bir şey söyleyebilir miyim Mete Bey? Evet. Rakip takımla alakalı şu parlağı 2 saattir kesiyorum gözümün ucuyla. Hani o bana baksın, ben ona baksın, savaşalım falan. Sakin ol bakalım. Kardeşim niye bağırıyorsun? Filem yok, filem yok. Yok hayır yani, devamı nedir yani, devamı? Böyle saygısızlık olur mu ya Mete Bey? Batuhan'cım. Yok, sizin hakkınızda fikrim oluşacaktı da gözümün içine bakacak delikanlı yok kendine. Yok, yeri gelirse alnınızı da karıştırırız, hiç sıkıntı değil. Yapamadınız yani, burada alev topunu kesiyorsunuz burada sadece. Gözümün içine bakamadınız oradan. Mete Bey, şunu alın buradan Mete Bey. Sen benim kardeşime şu falan diyemezsin Mete Bey. Bizim takıma şu falan diyemez. Herkes akıllı olsun, adam olsun lan. Adada. Geç. Köpek. Olmaz ki arkadaşlar ya, durdum bakayım, dakika bir dolu gol bir ya. Moruk tamam Moruk. Özür dileriz Mete Bey, çok özür dileriz. Ben yazarım, hanenize yazarım bir ha. Mete abi çok özür dileriz. Şu halının üzerine biraz sağa doğru. Biraz sağa doğru. Kay. Takım niye ya, bu kadar... Ya bu nasıl bir program oluyor ya? İyi mi böyle? Yaramaz sınıf gibi ya. Mete Bey iyi mi böyle? Tamam böyleyim. Evet Şeytan Samet hoş geldin. Şeytan Samet. Hoş bulduk Mete Bey. Ben Samet. Kendinden biraz bahseder misin? Sefaköy'den katılıyorum. Sefaköy'den hoş ben geldin. Ben Sefaköy'den katılıyorum ya. Karşı takımında bir tane kurt görünümlü it var. Aman Samet Bey. Mete abi. Mete abi. Gerinmeyelim sinirlerimiz.
Hanenize yazarım bak, bir yazarım ha. Özür dilerim. Evet, kendinden bahset. Kaç takımda fileyim atmayı bırakırım. Samet işte. Evet. Bilgisayar programcısıyım. Computer engineer mi? Belli zaten, konuşmayı unutmuş adam. Bilgisayar pro belli yani. Yalnız ya, orada her lafı atlayacaksın Mete Bey. Hoş geldin Samet. Olmadı Facebook'tan yazsın lan, kendisini lan, Facebook'tan anlatsın. İkinci yarışmacımız. İmam Kenaz, hoş geldin. Merhaba, merhaba Mete abi. Hoş buldum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecandan kalbim tıptıs tıptıs atıyor şu anda. Kendimden bahsetmem gerekirse efendim, ben İmam Kiraz, 28 yaşındayım, genç imam oldum, evet farkındayım. Bekarım. Onun haricinde iki tarafta çok gerildi. Bu tarz gerilmelerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Dostluk kazansın sonuçta. Bir de şundan bahsetmek istiyorum Mete Bey. Evet. 7 sınıf dua kabul olmaz. Ondan bahsetmek istiyorum. 1. Kafirlerin duası. 2. Gafletle yapılan dualar. 3. Allah'a isyan halinde yapılan dualar. 4. Kafirler için yapılan dualar. 5. Riya karışan dualar. 6. Şirk karışan dualar. 7. de kurt takımının duası olarak düşünüyorum. Buradan başarılar diliyorum kendilerine. İhtiyaçlar olacak çünkü. Tam dua okunacak İmam yaşta be. Moruk. Çok güzel bir giriş yaptınız İmam Bey. Yani bayağı iddialı oldu abi, ama yeni bir fetva vermiyordum şimdi biz de burada. Yeni bir dua şey oluşturmayalım yani. Tabii efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Mete Bey, bir şey sormak istiyorum ben. Evet. Şimdi adalar birleştiğinde bu dua meselesi hakkında soruyorum. O zaman hiçbirimizin duası mı kabul olmuyor oluyor? Onu bir açıklık getirebilirim. Al işte imam. Cevapla bakalım. Ben hemen şu şekilde açıklayayım. Köpeklerin duası kabul oluyor muydu İmam Bey? Niye, ona göre mi dua edeceksin? İt ısırır. Efendim izniniz olursa. Dikiş atarlar. Olursa ben bir açıklayayım. Kurt ısırır, toprak atarlar. Onu kim attı köpek, bana? Köpeklerin ne ara gözleri görüyordu Mete Bey? Ya ayıp ya, ben özür dileyim, bu ne ya? Mete Bey, herkes bana soru soruyordu. Ben size bir soru sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi çok heyecanlıyız. İki ayrı takım buraya topladınız. Ama birazcık haksız rekabet olmadı mı sizce de? Yani bir kendi takımıma bakıyorum. Bir karşı takıma bakıyorum. Yani içler acısı bir tablo görüyorum karşı takımda. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın cezası takım olarak mı? İmam Bey. Evet Batuhan'cığım, gerçekten çok 10 numara tespitlerim var. Teşekkür ederim. İmam Bey abi, anladım, sana da subhane kukuyorum ama ve Celle Sena yüklü, haberin olsun. Amin, Allah kabul etsin. Tamam, bu filmlerimiz bittiyse 3. yarışmacıya geçmek isterim. Tekrardan hoş geldin İmam. Sağ olun. Sayın Menete, Batuhan Menete, hoş geldin. Hoş bulduk Mete Bey. Nasılsınız inşallah? Kendinden bahseder misin biraz? Teşekkür ederim. Tabii ki de bahsedeyim. Ben Ankara'dan katılıyorum yarışmanıza efendim. Ondan sonra stilistim. Kendi şöyle bir adım öne çıkayım. Şöyle kendi zaten stilimi de göstereyim. Şöyle arkadaşlara da. Onlar da öğrensin çünkü herkes. Ondan sonracığıma yalnız bana kıl şakası yapacak arkadaşlara biraz kıllıyımdır. Biraz kıl şakası yapacak arkadaşlara ben seslenmek istiyorum. Kıl erkeğin kozmetiğidir. Bunu da buradan iletmek isterim herkese. Teşekkürler diyorum. Ben kendi yerime geçeyim. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sen de ihtiyaçlar olacak. Kozmetik olarak pek bir donanımlısın maşallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. İmamcığım. Nereden geliyor Batuhan Bey? Benim başarın yoktur. Başarın yoktur senin. Efendim Mete Bey? Mete abi? Kıl nereden geliyor? Size niye kıl değil mesela? Genetik. Kıl. Yani genetik. Genlerden gelme. Genlerden evet. Ha, anladım. Peki tekrardan hoş geldiniz Batuhan Bey. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin parlak. Dördüncü yarışmacımız Sayın Katarina Hanım. Hoş bulduk kakos.
Karayevge tuhaş bulduk Bilke Bay. Umarım ısınıyoruz diyor. Göstereceğim sana. Çok teşekkür ederim. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Bakıyorum Atabay. Ben Adana Çukurova'dan geliyorum. Boya bu ışkıya buradan silam yarımı gönderiyorum. Benim adım Katarina. Normalde Rusya'da Moskova'da diyordum. Ama son iki yıldır Adana'da yaşıyorum. Lekabım Popovi Finlum. Çünkü tabancadan çıkan Mermin'in sesi kadar keskinim. Siz duyarsanız yeterli keskin bir insanım. Neyse. Adana dedi, ben orayı kaçırmadım. Bir Adana dediği yani, arada. Evet. Adana siz dedi. Acaba tercüme etseniz mi Mete, anlıyorsanız eğer. Ben harcarım bunusu. Yani... Sıkıştırma beni, sıkıştırma. İsterseniz tekrardan kendimi güzelce açıklayayım. Abim sen yaparsın. Yani Adana'da yaşıyorsunuz, onu anladım. Orada eminiz değil mi? Adana'da. Evet. Adana, tamam. Mesleğiniz neydi? Eski jimnastikçiyim Mete Bey. Ha, jimnastikçisiniz. Evet. Peki takımınız hakkında bir ne düşünüyorsunuz mesela? Takımıma baktığımda çok belgalı insanlar görüyorum. Dedemiz olsun, imamımız olsun. Çok İmam efendim, imam. Ondan sonra tasarımcımız olsun. Gerçekten çok kaliteli kişilikler görüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Sayın Kadayna Hanım. İkinci yarışmamız. Ceren Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Mete Bey. Pakoz Nuri, iyi mi şu anda? Teşekkür ederim. Birazcık kendinizde bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Ben Luna. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Salça olsana bir abi. Salça olan diyeceğim. Antalya'da yaşıyorum. Luna. Öğretmenlik yapıyorum. Sessizlik. Bir sessizlik olursa saygı duyuyorum. Olmazsa ne olur yani, onu merak ettik. Sessizlik. Lütfen Kurt Bey, lütfen. Yani Mete Bey, görüyorsunuz. Neyse şey söyleyeyim, işletmeci varmış da. Bebek sahilde falan mekanı varmış. Bu oda bebek sahile benzemez, ayık olsun. Onu da bir söyleyeyim. Öğretmenim, uslu durun, uslu. Öğretmenim bekleriz. Oy, moruk nereye duydun mu? Sizi de bekleriz, bir tekne tur attırayım. Şahise. Uslu dur oğlum. Bak böyle devam ederseniz direkt ikinize de bir puan bir hane yazarım yani. Mete abi ama karşı taraftan bizim hanımefendilere laf atılıyor burada farkındaysanız. Filem yok. Evet Luna Hanım. Bir daha alalım sizi. Siz bir daha alalım diyemedik. Tamam. Ben Berlin'de yaşıyorum. Normalde doğdum, büyüdüm. Şu an Antalya'dayım. Öğretmenlik yapıyorum. Türkçe, Almanca. Birkaç yıldır da sporcuyum, o yüzden burada olduğum için çok iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Ama öncelikle takım ve birlik olmamız gerekiyor. Takımımda süper insanlar var. Herkese fil gülük diyorum, bol şans diliyorum. Söyleyeceğim de zaten söyledim karşı tarafa. Yeterli yani, bu kadar. Oyunlarda göreceğiz. Çok iddialı mısınız peki? Tabii ki iddialıyız. Değil mi takım? Ben ilk yarı... Tabi. Çok iddialıyız Muruk. Haydi dostuzlar. Yorucuk da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı yarışmacımız. Kavun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mete abi. Geliyor mu şu an? Her şey yolunda mı? Şimdi evet, Mete abi yolunda. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Evet. Bir saniye, kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 28 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan geliyorum. Buradan takım arkadaşlarıma, öncelikle takım arkadaşlarıma seslenmek sesleneme istiyorum. Sesleneme bir gün. Eğer ada yaşantısını yük vagonuna benzetecek olursak, ben kırmak istediğiniz tekerlerden biri değilim arkadaşlar. Yükünüzü taşımak için bana ihtiyaç duyabilirsiniz her zaman. Bundan yana bir problem yok. Şimdi rakibimize, çok sevgili rakibimize tekerlek istiyorum. Şimdi açıklamalardan... Lütfen kaynak olmayalım. Lütfen biz burada size saygı duyduk, siz de bize saygı duyun. Şimdi rakibimde şunları söylemek istiyorum. Konuş. Açıklamalardan gördüğüm kadarıyla rakip kendini yüksekte zannediyor ama zirve sananlara terasımızdan baktığımızı unutmasın bu rakip. Birbirlerine her dil attıklarında ip atlayışlarını izlemek bize inanılmaz keyif verecek. Good luck, have fun diyorum. Verecek derken... Ekskursiye Katerina Hanım bu arada. Evet, çok iddialı bir giriş oldu. Ben hiçbir şey anlamadım ama siz bir şey anlamadınız. İyi konuştuk.
Ben anladım onu efendim, anladım. İyi de diyormuş. Takım hakkında ne düşünüyorsun peki Kavun? Takım gayet iyi. Hoşuma gitti. En azından karşı takım gibi bak 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 sürpriz yumurtalarımız yok. Biz horoz olmayı tercih ediyoruz. Buradan da karşı takım. En azından sizde istiyorum. Bir tekerlek var. Bizde o yok. Anladım. Teşekkür ederim o zaman. Tekrardan hoş geldiniz. Ve Çakallar takımının son yarışmacısı Kukucan. Hoş geldin. Hoş bulduk Mete Bey. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii Mete Bey, ben 30 yaşında motor ustasıyım, sanayide dükkanım var. Evet. Bana Kriko Gugu derler sanayide, Kriko Gugu. Çok araba kaldırıyorum, elimle kaldırıyorum. Motor da denebilirmiş kısaca, motor. Elimle kaldırıyorum ben arabaları, lastiğini falan sökerken. Motor dersek, ondan sonra akşam da eve karışır, gidince, isimler karışır. Akşam eve gidince de GTA 5'te evet. Bizim ekip var, The Ekip. Onlarla da bak neler diyor. Motor ustasıyım. Buraya birinci olmaya geldim. Bu karşı takımda Karaman diye bir Mete'yi sinirlendiriyor bak. Herkese başarılar. İt kimi çanağını yalarsa onun borusunu öptürür. Harbi mi lan? Kalır ama asla köpekleşmez. Hadi tamam, eyvallah. Geç. Arkadaşlar. Her şeyde yani, mutlu olunacak bir an vardır. Yapmayın. Bize düşen onu bulmaktır. Ufak enstrümanlardan ses geliyor muydu? Benim hoca sen ne diyorsun ya hoca? Gelir belki evet, ağzından bir çıkart da belki da gelir da belki. Oy. Tamam bir daha şaka yok. Evet takımlarımızı çok tanıdık. Gülüyor çünkü bir daha yapmayalım. İddialı girişler oldu. Çok iddialı sözler oldu. Evet. Çok çekişmeli bir program olacağı belli. Çok heyecanlıyım ben şimdiden. Şimdi evet, sizleri kendi evet, adalarınıza göndereceğiz. Orada kendi yaşamınızı kurmaya başlayacaksınız. Kendi takımınızda tanışıp kaynaşacaksınız. Ardından ödül oyunumuz olacak. Ödül oyununda sizleri tekrardan oyun adasına götürecek. Şimdi arka tarafa doğru, teknelere doğru geçeceksiniz. Bayrağınız hangi taraftaysa oradaki teknelere binin ve kendinizi adanıza doğru yola koydurun. Görüşmek üzere diyorum size. Görüşürüz Mete abi. Teşekkürler, gidelim mi? Teşekkürler Mete abi. Teşekkürler. Arkaya doğru gidiyoruz. Parlak, parlak arkana bak, parlak. Lütfen, lütfen laf atmayalım. Göstereceğim sana parlak. Laflar olmasın lütfen. Kuçu kuçu. Bak 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 bak. İmam cemaatini topla imam. Boş yapma. Oy, gemilere bak. Tipe ayakkabılara bak. Sen kendi tipine bak, rengarenk gökkuşağı olmuşsun. Evet, sana kayacak bu gökkuşağı, haberin olsun. Bizim hayatımız parlak, renkli parlak. Efendim, biz pekeli takımımıza bakın, hayatımız renkli. Hatıcım sen de şey yapma ya. Sıkıntı yok imamcım. Ortağım hoş geldin. Rikta biz nasıl insanların arasına düştük? Yomuluko boş mu? Kelebek abi bir dur gözünü seveyim. Bizi var çakala ite maskara ettin bizi ya. Kelebek diye lakap olur abi. Ne işim var benim orusla? Yuvarlak dikkat et boğulursun yuvarlak. Aynı adada bile değiliz. Aynı adada bile değiliz. Ya bu sürü biladerde düştü. Bir dakika sürme sürme. Bu Kamil niye bizim takımın teknesine bindin? Niye bindin Kamil? Köpek de var. Kamil kaç IQ bu çocuk? Karşı takım seninki. Aa pardon. Aa. Pardon çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bizim takımda böyle tekerleklere yer yok. Kamil. O değil çok, yan taraf o değil çok o değil. Çok özür diliyorum. Affedersiniz. Hadi yuvarlan lan tekerlek yuvarlan. Botumdan git. Kapımıza geleni kovmayın dedim lan. Ailemizden böyle gördük. Yenge mi yallah? Fortuna kakoz. Nuri gel gel. Nuri'cim gel kardeşim. Geliyorum bir saniye. Ağzlarınız değil kollarınız konuşsun. Kakoz Nuri. Kakoz yiyeceğim ya. Yok yok sakin ol. Şimdi bir diskalifiye miskalifiye olmayalım ilk günden. Patlak konuşma oradan. Nasıl tekneyi karıştırıyorsun ya? Rezil ettin bizi. Abi bunların ağzı çok yamuk yapıyor ya. Geliyor geliyor. Ahmet Bey. Kız ne bakıp bak duruyor. Sanırım biraz alkol aldım. Ne içti bu yine? Sen de şu parlağın sesini duydurma artık ona bize ya. Hayır hayır bak mevzu ne biliyor musun Moruk? Kamillerin tekniğe bindim 20 ya saniye anlayamadılar ben olduğumu. Mete Bey'i bekleyin. Ben de 20 saniye anlayamadım biz olduğunu kavun. Bana bunun yolunu mu unuttun kavun?
Oy. Haydi bakalım. Ablacım saldır. Aynen öyle. Haydi bakalım. Yes be yes. Kopuyorum be. Gerçekten kopuyorum be. Gereksiz iyi anladın. Şimdi abi İzmit'te bir club var, adres. Adres club. Aynı böyle müzikler çalıyor biliyor musun? Kardeşim sen buradan dönüşte beni kesin bul Nuri'cim. Takılıyoruz orada kızlarla falan, sen bilirsin abi. Rahat ol, bendesin. Ortasına bir vodka ısmarlayayım şekil abi. Ablacım sen de bilir misin ablacım? Hiç konuşmuyorsun, sesin çıkmıyor. Tatile mi geldin yoksa? Şapkayı da takmışsın öyle. Bana mı diyorsun abla diye? Ne ablası? Nuri kardeş. Nuri kardeş bana mı diyorsun? Evet ablacım şapkanı takmışsın ve turist gibi geziyorsun buralarda. Ne istin sen acaba ya? En yarışmalarda ne yapacaksın acaba? Sen merak etme ben doyayım. Şimdi kardeşim öncelikle takım içindeki sükuneti iyi sağlamamız lazım. Adamıza gidince bunu oturalım bir konuşalım. Bu itlere oyun vermememiz lazım. Bizim yönetlenmemiz lazım. Bizim bu eleman kahraman kardeşimiz şey değil miydi ya, mimar değil miydi? Bir ev mi ev yapar bize belki? Hallederiz abi sen rahat ol. Tasarımcıyız ama mimarlık da var içimizde. Allah Allah. Aynen öyle, SketchUp her şeyi biliriz biz. Reji tişörtü nasıl? Oğlum Gugu'yu alırız alırız, durun. Gugu'yu alırız. Aha ada göründü, kara göründü kardeşim. Rahatla kal. Abi. Emekçi abi ben ayağa kalksam sıkıntı olur mu? Elimi falan kaldırsam? Yok ayağa kalkma vallahi ayakların gerize gider ha. Kalkma ayağa. Abi patlayalım dedim ya son. Adada patlarız kardeşim. Ben yaşam mücadelesi yapıyorum. Niye patlayayım? Adada patlayacağız siz bana bırakın. Otur patlama ben. Ben solda parlaklar var, solda parlaklar var. Ben şirkette çalışıyorum. Yoldayım. Mekeme geliyorsun. Moratadan. Aynen. Alat dişen mişen var mı? Papi çulo. Sen nerelisin ya abi? Mozambikli misin abicim sen? Bunlar Avel ya. Yok ben Malatyalıyım. Seni nereden buldular be abicim Malatya? Afrika çocuğuyuk, Malatya'da yaşıyoruz. Maşallah abi çok güneş var herhalde, yanmışım biraz. Abi iniyor muyuz? Tekneden inmeyelim. İnmeyelim tekneden. Abicim Nuri kardeşim biraz ya heyecanlı bir kardeşim o benim. Onu mazur görelim, mazur. Atladım abi, sür abi. Sür abi bak ben sen bana deseydin ki buraya oturuluyor. Ben baştan bir tur attırsana be abicim bana. Şurada. He ne bileyim baba bize kullanmayı zor örgüttüler. Görmedik ki abi. Adamız be, ada be. Oh. Biz geldik. Bıyıklı abi sen var ya hiçbir şey bilmiyor gibisin. Bu ada bizim mi abicim? İnebilirsiniz. İnebilirsiniz. Anladım abi. Kolay abi gelsin. Abi biraz daha yanaştırsa mıydık ya? Sağ olasın. Kolay gelsin abim. Abi dikkat et abi.
Yo Ez abi, Ez. Ez abi, gariban gördün beni. Ez abi, Ez. Evet, adamıza geldik abi, arkadaşlar. Ne bekliyorsun ha? Bilebilirsiniz. Abi, şimdi ilk olarak sıkıştı. Kurtar. Bir dakika, Nuri abi, kardeşim evet, sıkıştı. Abi, boğuluyor. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol abi. Hoş geldiniz. Bir şey var mı? Herkes... Bir şey var mı? Bir şey yok. Yoktur, yoktur. Kolay gelsin. Gerek var mıydı ıslanmaya şimdi? Herkes sağ ayakla çıktı değil mi Adem? Bir topladılar bunları ya. Baba, bu çocuk ne kasıp bakısı yaşıyor ya. Arkadaşlar. Kelebek mi? Aynen, kelebek. Tanımısınlı ama kelebek. Üç ayaklı olanlar hangisiyle çıktılar? Üç ayaklı yokmuş peki. Ablacım dur, bir kafa karıştırma ya. Zaten ada hayatı yeni başlıyor, anladın mı? Bir de seninle uğraşmayalım ya. Kurultma kendini bana. Tamam şeker şey, sustum. Arkadaşlar işte adamız burası. Şimdi bizim günümüz olduğundan dolayı. Şimdi şöyle işlere doğru bir gidelim. Şey değerlendirmesi yapalım yani. Şöyle işlere doğru bir gidelim bakalım. Bir şeyler çalı çırpı bir şey toplayalım bari de bir kendimize alan yapalım ya. Nerede yatacağız? Nerede kalacağız? Yılan da vardır şimdi bu odada, yılan vardır. Ezerim. Öyle mi? Koskoca Mette Medya'da abi, ne bir balta, ne bir taş, odun, kardeşim, hiçbir şey vermediler, sakin yemin ediyorum buraya. Babacım bunu işte bilerek vermiyorlar, bunu bilerek ver. Zorluk yaşayalım, zorluk. Bunların hepsi bir macera. Benim hayatım zorluk abi, geldiğim yerde zaten buradan farklı değildi ki abicim. Ben biraz değişiklik olsun diye geldim yani. Benim geldiğim yerde böyleydi aynı. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki... Ha günde odun mahallesi yani, hiçbir farkı yok abi. Bu kadar diplere gitmeyelim, dip. Diplere gitmeyelim beyler, bayanlar. Şuradan, pardon özür diliyorum hanımefendilerden, bayanlar dedim ama hanımefendilerden özür diliyorum. Şu birazcık sahil kesimine, kesimine doğru gidelim diyorum. Ne diyorsunuz? O zaman kabul edilmiş olarak alıyorum. Bence yapmamız gerekiyor mu? Kaptanımız sen misin? Kurt abi, sen zaten delikanlı bir abiye benziyorsun. Eyvallah. Konuştuk. Ben seni kendimin lideri seçiyorum, haberin olsun şimdiden ya. Sen ne dersen ben uyum. Oturuyorum, kalk da kalkıyorum yani. Eyvallah. Bir lider olsun, biz, bir seçilsin. Abi ben de emrindeyim. Biz. Öyle mi? Güzel. O zaman ben lider ben de aslında. Emrindeyim. Babacım nasıl eşitiz aslında ya? Biri kartal, biri kelebek. Hangisi daha yüksek uçabilir hocam yani? Hayır, yanlış anlama, ben de soruyorum, sorguluyorum bazen. Hayatı sorgulayan bir adamım. Ama kelebeğin de bir etkisi de oluyor abi, ya bazen. Şey kelebeğin yani rüyası olur ancak. Yolunda. Yok. Öyle bitti. Gülme. Şimdi var mı bu takımın kaptan olmak istiyorum diyen? Ona göre aramızda oylama yapalım. Ben kaptanlığı adaylığımı koyuyorum. Başka aday var mı? Ben yönetilmeyi seviyorum. Kelebek ne oldu, eşittik hani. Demiyorsun ben de adayım diye. Rita aday olsun demiyorsun. Korktum. Yengem, canım yengem. Uzak durur musun? O zaman şöyle yapıyoruz. Abi, Kurt Bey sanki böyle ipleri eline almaya çalışıyormuş gibi geliyor ama siz yok, bilirsiniz. Ben ayak uyduruyorum. Babacım. Ben de adayım. Ablacım ne adayı, gözünü seveyim ya. Tamam aday ol, hadi o zaman oylama yapın. Ben çok güzel taktikler verebileceğime inanıyorum. Oylama yapalım. Demokrasi çalışsın. İyi bakalım. Bize gelince demokrasi. Eyvallah. Ben bu takım için en iyisini yapmayı planlıyorum öyle normalde. Öyle abi. Evet, oylamazınızı yapın bakalım o zaman. Sıradan de öyledir ama abi, herkes davulcu olmak ister abi. Herkes davulcu olmak ister, biri seçilir yani. Tamam hadi oylamanızı yapın abi. Yapın. Yapın sırayla oylamanızı. Sinan mıydı? Sinan Bey'den. Ben Kegris Koya veriyorum. Canımsın benim sen. Bir şey söyleyeyim. Dudağının balını alırım senin. Dudağının balını alırım. Ben ya Rita özür dilerim de kapı gibi Tinita kapıya veriyorum ben. Nuri'cim bunları yazalım bak, bunları yaz. Niçin, bir günlük ömrüm niçin, var ya. Peki ben öğrenmek. Bir günlük ömrüm var abi. İstiyorum ki bir günlük ömründe de uçsun, ben eğlensin, kelebeğin... takılsın istiyorum ama yok. Bunların notunu alalım. Evet. Bir kelebeğin canını yaktığında ertesi gün özür dileyemezsin. Bunu da unutma. Baba ne özürü ya. Neyin özürü ya.
Evet, oylama devam etsin. Pısırık abi bu adam. Yemin ediyorum var ya, o İrlandalı vardı ya karşı takımda. Kur'an çarpsın dövecek seni. Yemin ediyorum sen böyle yapma abicim. Manyak etmişsin sen. Yengem sen mi yaptın ya bu adam böyle? Çakralarımızı açalım. Nazik bir insan, iyi bir insan diye evlendim. Ablacığım burası Katman Adası yani. Burada bu kadar nezaketin anlamı yok. Bak nezaket kelime anlamı. Anlatabiliyor muyum? Doğru diyorsun. Birazcık yontmaya çalışacağım ben, evet. Ben Kurt abime veriyorum oyu. Bu da olayı niye o çalar gibi geliyor. Eyvallah canımsın. Hani ben de Kurt abime veriyorum. Canımsın. Ben de. Kendine güvenen insanları severim, o yüzden Kurt abime verdim ben de. Eyvallah canım ciğerim. Ciğerimsin sen de benim. O zaman ben kazanmış olarak kendimi ilan ediyorum. Ben vermem ben. Nesrin Hanım bir şey söylemek ister misiniz? Bravo. Ya bir görelim madem, deneyelim. Bir şey olursa zaten değiştiririz yani. Sonuçta bu kağıt üstünde şey değil. Tamam, o zaman şöyle gelin, beni takip edin. Beni takip edin. Hafiften de gece çöktü biliyor musun? Şimdi evimizi... Biz salak mıyız acaba? Gece oldu, ev kurmadık. Ay ne güzelmiş. Şimdi evimizi ben diyorum ki bu bölgeye yapalım. Hani birazcık sahile yakın olalım. Şimdi ormanlık alanda yılan mılan uğraştırmasın bizi diyorum ya. Doğru. Olur, mantıklı bak. Bence burası suya da yakın, sulak yere de yapmak lazım ya abi yani. Büyüyelim biraz. Suya ama da yakın su burası. Tarafı da çok eser şimdi. Şimdi arkadaşlar. Yapma ya ablacım. Ne ol, şeker misin? Erecek misin ya sanki? Konuşmasan mı acaba? Hayırdır, tsunami mi bekliyorsunuz Nesrin Hanım? Tsunami mi çıksın burada? Onu mu hep kötü mü düşünelim yani? Arkadaşlar, ekvatora yakın ki, olduğumuz için geceleri gel git yapar, gece deniz yükselir. Yaşam mücadelesi ya, burada tarantula gelecek belki ısıracak beni. Sen onu mu esmeyi mi düşündün? Rüzgardan mı korkuyorsun ya? Zaten ormana da yapalım demiyorum. İkisini tamam ablacığım gel sen. Diyorum. Tamam havada sen mı dursun? Ev havada mı dursun? Nereye yapalım bu evi? Ev havada mı dursun? Burası iyidir Kurt Beyciğim. Heh. Tamam arkadaşlar. Silah ederim. Sen iki tane taş getirsene bana. Şimdi taş üzerimizdeki taş. Taşlarla tabii, ağaçlar, hemen. Ağaç keselim. Birazcık ağaç toplamacasyon. Haydi bakalım. Dağılalım, ağaç toplayalım. Buraya getirelim. Ben size güzel bir ev inşa edeceğim. Hadi gidin. Ben de birazcık düşünüyorum. Buyuruyoruz değil mi? Evet. Ben de birazcık takımın geleceğini düşüneceğim Nuri ile. Nuri kardeşim gel. Nuri sağ kolum ilan ediyorum. Nuri takos gel buraya. Gel şöyle bir seninle bir sahil gezintisi yapalım. Onlar toplasın. Nasıl olsa ekip lideri oldum ben. Ay şimdi bir takılalım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hak ettim bu arada. Eyvallah canımsın, ciğerimsin. Şimdi bu takımı biraz zayıf gördüm. Ben açık konuşayım. Efendim Nesrin Hanım? Bizde hiçbir şey yok. Biz ne yapacağız? Elimizle mi kıracağız odunları? Yok, bakış atın Nesrin Hanım. Ağaçlara şöyle bir düz bakış atın. Odunu bir parçalarsınız diye düşünüyorum. Nasıl, taşınız yok mu Nesrin Hanım? Ama... Kıramıyoruz. Abi taşımız yok bizim. Allah Allah. Balimanı da aldılar elimizden. Çok ilginç ya. Takoz Nuri, senin üstünde taş var mı? Benim üstümde taş yok abi. Ateş var. O zaman ateşi yerleri kapat. Ateşi kapat. Nesrin'cim sana şu taşı attım. Yerde. Anasını siktim abi. Evet, taşla gidip vurabilirsiniz. Haydi bakalım. Dağılalım. Burada bekleme yapmayalım ama. Haydi bakalım çalışalım. Teşekkürler. Taşı olmayanı attı, bir tane taş attı. Haydi bakalım. Onu da biri alsın. Onu da at. Olmayan alsın. Karaman at. Kardeşim sen o ateşi bana verir misin ya? Verir ya, niye vermesin? Ver bakalım. Buyur abi ya. Verir ya, niye vermesin? Biraderim. Hadi bakalım ormanın abi, içine dağılalım. Abi kaya lazım ya. Bıraktılar buraya. Öleceğiz mi kalacağız mı belli değil ya. Bakozcum sen beni bir takip etsene abi. Şimdi takos kardeşim, ışığı kapattım dikkat çekmeyelim evet, diye. Abi. Bu takımı biraz zayıf görüyorum. Ben şahsım adına konuşayım. Bir tık zayıf. Takım zayıf abi. Bir tık. Ama takım en zayıfımızı... Zayıf abi. Bak ben o konseyi de söyledim. Nuh'un gemisi gibi takım abi. Kelebekle böcek de olmaz bu iş yani. Baba adam geldi pozitif enerji falan diyor yani. Kafayı yemiş ya, anlatabiliyor muyum? Kafalar yenmiş gelinmiş yani adaya, öyle söyleyeyim sana. O yüzden diyor, neredesin göremiyorum ki seni de. Gel gel. Sen de hafif esmer bir çocuksun hani. Heh. Şimdi
Kelebekle melebekle bu iş olmaz. Takımın en zayıf ismi bir kere kelebek olmaz. Gibi geldi bana ilk etapta. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kelebek ama kelebeğin işin yanında yenge var. Yani aslında iki kişi gibiler abi yani öyle düşünmek lazım onları. Bak yenge birazcık daha sağlam papuç. Dikkat ettiysen oyu bana verdi yenge. Mesela kelebek... Ama abicim mesela kelebeğin şimdi meşaleyi söndürdün. Yenge bu sefer sana bilendi yani haberin olsun. Şimdi karşı takımına bugün biliyorsun. Bizden bir kişi vereceğiz, onlardan bir kişi alacağız. Evet. Karşı takımda bir tane delikanlı gördüm ben. Bir tane var zaten, onu da gördüm. O tamponcu reis var ya, bu. Diyorum sanayici ki, mi? İrlandalı, kızıl eleman. Sanayici. Sanayicinin bu adada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilemiyorum, sen ne düşünüyorsun? Onu bize vermezler ama abi. Bununla bir ödül oyununda falan bir... Orada bir tane sana bir şey söyleyeyim ha, oradan... Parlak vardı ya, lavuk lavuklu. Kesin lavuğu verirler bize. O parlak gelmesin abi. Parlak gelmesin, gerek yok. Burada var ya, onun 7-24 çalıştırırım ha. Fosforlu ışıkları. Aynen öyle. Bizim o Gugu'yu almamız lazım ya, mekaniği. Mekaniği almamız lazım. İşe de yarar yani bu odada. Evet. Bizden kimi göndersek ya? Rus kızı da bir düşünelim diyorum ben. Yani alternatif olarak tabi. Sen ne yapıyorsun abisin? Şimdi... Takos kardeşim. Biz bu işlerde hani... çok da kendime de şey yapmayayım da... onun hani bu takımda... bu takıma da olması hani bana psikolojik bir destek tabii ki. Psikolojik bir destek tabii ki verir. Ama karşı takım hani... Neşe katar ya, renk katar bu olaya. Doğru, eyvallah. Ama birazcık weak kalıyor takım için. Hani dokunulmazlığı da almamız gereken oyunlar oluyor. Ödül oyunları vesaire. Ben kaybetmeyi asla, asla tahammül olmayan bir şey bende. Kaybetmenin tahammülü olmayan bir durum bendeki olay. Rus güzel ben yani. Ben de hiç kaybetmeyi hiç tahammülüm yok. Aynen. O yüzden o orada kalsın yine. Uzaktan ben onu kesiyorum. Bakma, o bende zaten. Onun sıkıntı yok. Yani yanlış anlama da. Onu ben tabii indiririm ki, yani. Ödül oyunu sonunda vesairesinde. Onun bir çaresi bulunur. Bizim oradan tabii Mu'yu almamız lazım. Buradan kime versek ya. Diyorum ya. Yani buradan ye... Pardon canım, ne yapıyorsunuz burada? Toplantıdaydık. Sinoç'cum hoş geldin. Tabii gel buyur. Zihin toplantısı. Hoş bulduk efendim. Hani evi nereye yapıyoruz? Evet, toplandı mı? Odunlar toplandı mı? Aranızda. Biz malzemeleri topladık, evet. Alayım ablacığım. Biz kendi payımıza düşeni topladık. Öyle payımız yok. Yetmezse siz devam edersiniz. Yok. Nesrin'cim ilk günden bu tarz böyle çıkışlarda bulunmayalım. Evet, alalım Sinoç'cum, senden de alalım. Bu mu yani? Başka yok mu? Bu kadar mı? Tamam Kegri Beyciğim. Şimdi ben size güzel bir inşa... Ben bile bu kadar oduna doyardım Sezercik. Yani. Sezercik, bana taş getirecektin. Girdim, buyurun. Nerede? Taş ver, aferin lan sana. Bizim kelebek nerede ya? Kaybolmasın. Seninle iyi anlaşacağız. Hangi civarda uçuyor bizim kelebek? Kaybolmasın yenge. Nerede kelebek, dur bakayım. Geldim. Geldim diyor. Geldin mi? Kelebek, bize kaç tane odun getirdin bugün? 1000. Yapıştır. Aferin lan. Hiç beklemiyordum ha. Tamam. Buyurun gelin, ısınalım güzel ya. Köşeyi, şey var. Güzel köşeyi ben alırım evde. Şu ateşin başına doğru bir toparlanalım o zaman. Isınalım tabii ya. Toparlanalım. Ben de bu sırada ev inşasında bulunacağım. Ay yavaş. Ben şimdi, siz burada ısının, ben size bir ev dizaynı yapacağım. Şimdi kelebek enişte var, yengem var. Ona göre bir dekorasyonda bulunacağım kafama. İşime karışılmasından öncelikle hiç hoşlanmadığımı baştan bir söyleyip takıma. Hani herkes bir ayık olsun. İşime çok karışılmasını hiç sevmem. Sebat etmeyi öğrenelim bu takımda. Herkes sebatçı olsun yani. Öyle baş kaldırmalar, efendime söyleyeyim. Artistikler yapmayalım. Biz burada hepimiz kazanmak için buradayız. Size çok güveniyorum size bu arada.
Hepinize çok güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Haydi siz ısının aranızda konuşun. Ben bize ayrı bir oda... Ayarlayacağım kelebek. Ayrı bir oda gerekmiyor. Ben tanışıp kaynaşmaya geldim. Kelebek işte ne beklersin ki? Alttan ısıtmalı yapabiliyor muyuz bu evi? Yapamıyoruz ya, alttan ısıtırız. Yardım et kuçum. Şimdi siz burada muhabbetinizi yapın. Öyle yapalım. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Biz o sahile doğru gittik, tamam mı Kurt abiyle? İşte rakip hakkında, efendim Meşale tutum hakkında kritik değerlendirme yani ilk konsey Meşale var mıdır Meşale? Mimar yardım etsene abicim. Bitirmek lazım bir şey. Tamam al eline bir sopa, yak sopayı git oraya. Attım attım. Arkadaşlar aranızdan... Takoz Nuri siz ne işle meşguldünüz? He tasarımcı, bana bir ışık tut bakayım ya. Boş gidenin boş. Evlat. Tüm rahat olsun. Tamam, harika gidiyorsun. Geri gidip davul çalarım. Geri gidip köfte satarım abi stadyumun kapısında. Davul patlattığınız oldu mu Takoz Bey? Sizde bir mimarlık seziyorum yani. Tokmak fırlatmışlığım vardır yani. Var var. Mesela oradan Yasir'i mesela senkronu bozar. Yasir'e fırlatırım yani tokmağı. Yani arka taraf biraz kapalı olursa iyi olur ya, böcek falan gelir. Size acaba ne şimdi koçum, en başta ne dedim ben? İşime dedim, karışılmasına pek hoşlanmam. Ben öğrenciyim. Okuyorum. Özür dilerim olmaz bir daha. Okuyordum. Şimdi buraya geldim. Ne öğreniyorsunuz acaba? Patladı. Moda üzerine. Efendim. İlgilenir misiniz? Alakanız var mıdır? O zaman. O karşıda bir tane parlak eleman vardı. Sen onunla iyi anlaşırsın. Ay, Allah'ın bir küsü sen de yapma. Nereye iyi anlaşacağız? Zannedersin onun kapanından çıkmış. Usta arkandaki meşaleyi lazım değilse atabilir misin? Hiç alakam yok. Atayım. Abicim öyle şeylerle. Ben çarşıdan ilgilenirim. Ben davul çalanlarla daha çok ilgileniyorum. Yak bakalım. Kör oldum. Her günde onu yerim yani. Kör oldum, bulamıyorum. Ne demek bulamıyorum ya? Ay teşekkür ederim. Nasıl bulamıyorum ya? Tuvaletim geldi de burada nasıl yapıyorum? Vallahi iyi. Bilen var mı? Ay evet bunu bilgisini gel ben sana göstereyim. Gel ben sana göstereyim. Sen beni takip et. Yap ora. Ateşin var mı ateşin? Yok ateşim yok. Ateşin var mı? Bende sigara yok zaten, gel. Çok pardon. Evet. Acaba bir yoga odamız olacak mı, bir yoga merkezimiz? Yoksa sahilde mi yaparız onu? Nasıl yani? Yoga mı yapacaksın adada? Alev lazımmış. Siz yapmıyor musunuz? Auramla aydınlatmaya geldim. Abicim ne yogası ya? Sıkmıştın, getirdim. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar burasını yönetim ofisi olarak ben inşa ettim. Bir tane daha yanına yapıyorum. O iki ev takılalım. Yönetim merkezi yaptım burayı. Biraz evin önünde şey dikiyorum. Nerede yatacağız? Şurayı da size yapıyorum, merak etmeyin. Allah çarpsın, bizim evden güzel olmuş. Burası yeterli diye düşünüyorum. İtiraz edersek ama ilerleyemeyiz. Yani her şeye muhalefet olmadan itiraz ediyoruz. İtiraz etmeyelim. Ne kadar küçük olursa o kadar yakın oluruz. Tamam. Burası şimdi şöyle. Isınmak açısından. Yok burası evet. Sıcaklığı da tam şey yapalım diye burasını size ben organizasyonunu yaptım. Biraz da benim başım ağrıdı. Ben bir yönetim tarafındayım. Siz istiyorsanız buraya hafiften kurulun. Herkes çantasını mantasını bilmem nesini atsın. Gel gel gel. Üşümüşsündür sen ya. Alev topu abi. Alev topu abi. Sana kısaca... Kısaca alev mi diyelim, top mu tercih edersin yani, tercihen? Sen ne demek istersen onu de. Şeker. Ben alev diyeyim. Çok ben da yaklaşmıyorum. Ben şu uç tarafını alabilir miyim? Gece çok fazla tuvalete kalkıyorum. Ne yapacak belli değil, ona koyayım. Şimdi bizim yemek de lazım ya. Yemek lazım bize. Nasıl çözeceğiz ya Nuri? Patates var abi bende. Öyle mi? Patates buldum şu ormanda. Ablayı affedersin, sıçacakmış. Sıçtırmaya götürdüm, orada patates buldum. Patates vereyim istiyorsan.
Yok aç olan arkadaşlarımızı bir top... Karaman'cım git ekibi topla buraya getir. Haydi bakalım. Tabii tabii tabii. Hey 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 hey. Toplanın toplanın. Şimdi Takoz'cum. Gel bir yaklaş. Evet abi. Bu takımın ben birinci olması adına bu tarz böyle sert bir yönetimle başladım. Bu takımın birinci olmamız lazım yani. Herkes. Abi yönetimi topladım. Değerli arkadaşlar. Allah belanı versin bir Özgür abimiz vardı abi. Evet. Tribün lideri Özgür abimiz vardı. Kasap Özgür derlerdi ona. Yemin ediyorum sana seni ona benzetiyorum abi. Abim gibisin, öz abim gibisin. Yani. Eyvallah canımsın, kardeşimsin. Arkadaşlar karnı acıkan var mı? Bu dakikadan daha henüz daha yeni geldik ama hani yine de acıkan var mı? Bunu yok olarak kabul ediyorum. Nurcuğum ben pek acıkmadım. Ben bir patatesini ay, alırım yani öyle. Karnım aç değil ama canım da isteyeyim. Ben alırım bir patatesini alırım bir tadına bakmalık. Aa, güzel. Güzel patates güzel. Yenir. Ben şu barakada bir 5 dakika kestirebilir miyim? Çok kötü oldu da midem. Dakika birden mi? Tamam. Bunları bana atabilir misiniz? Yo yatmaya gelinmiş belli, tatile gelinmiş. Tabii Nesrin Hanım gidin dinlenin. Turist ya şapkaya bak. Ay şimdi orada bulduğumuz şeyleri. 5 dakikaya kusura bakmayın çok kötüyüm o yüzden. Evet sıkıntı yok tabii tabii. Burada bulduğumuz şeyleri paylaşmayacak mıyız? Ben onu anlamadım yani. Bir şey mi yedin? Paylaşacağız paylaşacağız. Paylaşacağız paylaşacağız. Ama ofise yatıyor. Ofiste yattı yani hoş değil. Tinita Hanım da yönetimden mi acaba? Yok, henüz kendisini yönetim ekibine almadım. Muhalefet. Yalnız yönetim ofisini bu tarz olaylarda kullanmayalım. Yine barakamızı kullanalım. Yönetim ofisinde bazı kararlar alınacak. Geniş geniş düşünülecek. O yüzden orayı biraz geniş yaptım yani. Yanlış anlamayın, daralıyorum. Dar oldum ben daralıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Nita yengemle Kur'an çarpsın mahallede bir Asuman teyze vardı. Sürekli beni çevirip çevirip bakkala yollardı yani. Betanet kadın. Aynı ona benziyorsun Nita ablacığım yani. Allah affetsin. Ya yanlış anlama onu. Eleştiri manasında değil yani. Benzetme olarak. Şimdi bir tane chest koydum arkadaşlar. Kutu koydum. Oraya eşyalarımızı, değerli eşyalarımızı oraya bırakalım. Yönetim ofisi tarafına koydum. İhtiyacımız olduğu zaman oradan ihtiyacımız kadar ben kullanalım. İhtiyacımız kadarını kullanalım. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım. Onu da tekrar edeyim. Değerli eşyalarımı bırakıyoruz. Evet Sinoç'um, değerli eşyalarımızı bırakıyoruz. En değerli de bırakayım mı? Anladım. Nasıl, en değerli ben eşya nedir? Alev tercih edilmiş. Ay söyleme. Bakar kutuda görürsün artık ne diyeyim. Güzel. Gün de ağırdı. Bugün saat kaçta yarışacağız? Bilmiyorum. Birazdan ekipler bizi almaya gelirler. İlk yarışımız olacak. Hepinize çok güveniyorum. Sonsuz güveniyorum diyebilirim yani hepinize. Onu da söyleyeyim yani. Kelebek nasıl birinci olabileceğim mi? Burada ufak tefek anlaşmazlıklarımız olabilir ama kesinlikle bence pozitif kalalım, bir takım olalım. Değil mi abi? Pozitifiz abi. Aynen abi. Aynen. Hepimiz çok şeyiz değil mi abi? Pozitif, mutluyuz abi. Ufak tefek anlaşmalarımız bence olamaz. Bence yaşamlı mücadelesi sabahki vermiyoruz abi zaten. Şöyle söyleyeyim. Sabah yürüyüşümü yapmam gerekiyor. Hemen geleceğim. Arkadaşlar biz bir takımız. Bunun olduğuna göre kapatalım hadi. Biz bir takımız, bunu unutmayalım. Bütün gün abicim pozitifiz. Kaptan mutluyum. Bir gelebilir misin acaba? Tabii. Aynen aynen au aynen aynen. Kurt takımı, nereden kurt çaptım, takımı, kurt yani. Takımı. Hazırsınız. Abisini mimar Sezer gel Sezer buyurun, gel buyurun. Senle biz bir ormana gidelim. Gel bir yemek yemek bir şeyler bulalım gel. Tabii 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 geldim tabii. Şimdi yenge. Demek kokonatı kendisine istiflemiş mi diyorsun yani buradan? Bunu mu anlayalım? Şimdi şöyle de olabilir. Gelirken botta Reci'den ben rica ettim. Takımımız evet. Adına bir evet. Bisküvidir el altından görmüyorken. Belki diyorum. O da Reji'nin yanında oturuyordu sanırım. He. Oradan da bir yardım aldı. Kendisine istiflemiş mi diyorsunuz yani Nesrin'i?
kendisi için. Şimdi ben takım adını istedim. Yok, ben ne dedim? Üzerimizdeki eşyaları, yiyecekleri bırakalım dedim. Ama demek ki tamam, solo demek ki takılmak isteniyor. Demek ki bireysel takınılmak isteniyor. Biz de ona göre hareket ederiz yani bu saatten sonra. Doğru muyum? Çok doğru. Kapı yoksa pencereden gireriz biz de. Şu çatıyı bir düzelteyim. Gece yapıldı, tam şey olmadı. Bunu da düzelteyim, ama ofis sonuçta burası. Evimizin de çatısı olmasa maki. Sizde çatıya gerek var mı ya? Güneş vurur falan diye diyorum ya, hani yağmur oksijen. Ya ablacığım, erimezsiniz ki yani yağmurdan. Ne olur ki yani. Günaydın arkadaşlar, günaydın. 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 İyi uyudun ha Neslin. Baş buldum. Kabağı nasıl buluyoruz kabağı? 5 dakika diye yattım, içim geçmiş, kusura bakmayın. Yok, önemli değil ya, dinlenelim tabii ki. Oyuna gideceğiz birazdan. Birazdan oyuna gideceğiz, tabii ki dinlenelim yani, dinlenebildiğimiz kadar. Evet evet, sağ ol. Şimdi ne yaptınız ben yokken? Valla evleri yaptık, birazcık da muhabbet sohbet ettik, birbirimizi tanıdık. Tanışma kaynaşma çok önemli. Kelebek anlat ya. Ne iş yapıyordun Kelebek sen, bir anlat bakalım. Ne iş yapayım ben? Karımı sevmekle meşgulüm. Huzuru onunla birlikte buldum. Abi sen nasıl bir adamsın? Güzel ya, güzel bir hayat geçiriyorum. Yani hayatta aslında yani aradıktan sonra mutlu olunacak çok şey var. Ben de öyle bir motto ile birlikte. Baba biz de arıyoruz da açan yok yani, anlatabiliyor muyum? Bizde mi kontör mü bitti anlayamıyorum ki, biz bir şey bulamadık yani, affedersin de yani. Maşallah diyelim tabii yine. Kısmet. Yani yanlış şeyi mi arıyorsun acaba? Tabii bunların hepsi farklı bakış açıları. Ama sen de bulursun. Canım, pilav yenmez ya, azıcık da döner ye mesela. Matt, gelebilir misin acaba Matt? Sen bulamayacaksın gibisin hoş ya, ama. Hava, hemen hava geliyorum alalım, karıcığım. Tatlı ya yengem. Tatlı ya. Kelebi var ya kelebeği. Cumhuriyet Parkı'nda falan yakalasam gasp ederdim. Allah belan versin. Cebindeki bütün parasını alırdım. Tokatlar yollardım. Yok yani. Pozitif enerji falan diyor ya. Adada denk geldiğimiz adama bak. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha, evet Nesin'cim. Ama biraz uzakta. Bana mı diyeceksin? Biraz uzakta. Tabii gidelim. Yani Nuri de olabilir. Gel. Niye vuruyorsun? Yeterince uzak mı? Evet şimdi yeterince uzak. Dinliyorum. Gel dur, korktum şimdi, gel. Ne olmuş olabilir ki ya ilk günde? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi biz odun toplamaya gittik ya. Evet. Ondan sonra bu kelebek olan adam dedi ki bize, biz orada 4 kişiydik, Karaman da vardı beni destekler. Ondan sonra kelebeğin eşi vardı, ben vardım, 4 kişiydik, dedi ki bunlar 3'ü grup olacak dedi. Biz 4'ümüz olursak eğer dedi, onlardan fazla oluruz, biz 4'ümüz grup olalım mı dedi, tamam mı? Kimden ben çıktı işte bu öneri? Ben sana söylemek istedim çünkü takımda grup kelebek olan beyden. Aferin Nesrin. Nesrin aferin. Ben de düşündüm ki tamam işte, şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz bu hani şimdi bu ikisi çift ya. Evet. Çift oldukları için her zaman birbirlerini kollayacaklar zaten. Bizim onları bir tık aralarını açmamız lazım, haberin olsun. Çünkü hep iki kişi bir oy gibi düşün yani, ama biz hepimiz tekiz. Şimdi onlar Nesin, şundan bir emin olmam lazım. Nesin'cim şundan bir emin olmam lazım. Sen efendim? Buradaki tavrın bizim için çok değerli Nesin. Sen bizim adamız için çok değerli bir insansın. Çok değerli bir hanımefendisin. Bize güç katan bir insansın. Öncelikle bunu bil. Sana da minnettarız. Teşekkür ederim. Burada o tarafı seçersin, bu tarafı seçersin. Taraf olmayalım. Taraf olmak önemli değil. Önemli olan birlik olalım Nesrin. Anlatabiliyor muyum? Karşımızdaki itlere... Bence de. Ben de onu söylemek istiyorum. Ama yine de bil istedim. Şimdi sen o tarafa çok çaktırmadan onların yanındaymış gibi bir gazla bakalım ya. Şu kelebeğin olayını bir çözelim bakalım. Neymiş, kanadı mı kırılmış, kopmuş mu, uçamıyor muymuş, neymiş, ona bir bakalım. Ama çok değerli olduğunu da bizim için, benim için, bu takım için çok değerli olduğunu asla ve asla unutma Nesrin. Bunu da sana söyleyelim.
tamamdır. Ben bir onların ağzını bir yoklayayım hala aynı fikirdeler mi diye sonra aynen konuşuruz. Aynen. Onları sen yokla. Gel bana anlat. Bizim aramızda burada hepimiz sonuçta bir takımız artık bu saatten sonra şey olmamalı yani. Bir laf gizlemesi olmaması lazım aramızda. Benden de duymuş olma. Kelebek yenge var ya Rita yenge. Bilmiyorum kan mı ısınmamış mı dedi. Bir şey mi dedi Cip? Sen kokonat mı çalmışsın? Bak hiç ilgilenmiyorum Nesrin bunlarla. Hiç ilgilenmiyorum. Ben mi çalmışım? Ya öyle dedi. İnanmıyorum. Bak bunlarla hiç ilgilenmiyorum Nesrin. Olur göz hakkıdır. Senden duyduğumu söylemem aynen. Anladın göz hakkıdır dayanamazsın. Şey yapmadım. Nefisleri yani nefistir ben bu. Ben direkt zaten uyudum biliyorsun. Ya öyle tabii ben ihtimal zaten vermedim. Ama o taraftan bu tarz böyle bir duyum alınca insan tabii bir acaba diyor yani hani yanlış anlama sana inanılmaz güveniyoruz bu konuda. Hiç böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Tamam. Kurt Beyciğim çok teşekkür ediyorum. O zaman ben hiçbir şey çaktırmadan normal onlarla beraber konuşmaya devam ediyorum. Bu tutumlar devam ederse sana haber veririm. Sen dediğim gibi kelebeğin yanındaymışçasına, ona destek oluyormuşçasına sen bir hareketini yap. Olmadı bugün Muada'dan kelebeği karşı takıma gönderebiliriz yani. Bende kal yani. Tamamdır. Konuşuruz. Tamam. Tamam. Ben dikkat kesildim. Eyvallah. Bir daha böyle bir duyumlar aldın mı? Gel bana anlat. Hayır, aramızda. Fark ettirmeden dağılalım. Tabii tabii sen sahilden yürü olmazsa. Tamam tamam. Bu tarz duyumlar aldın da benim bilgim olsun Nesrin'cim ya. Çünkü sen bizim için değerlisin. Bunu asla unutma. Sen çok değerlisin bizim için. Çok teşekkür ederim de böyle çok göz önünde buluşmasak iyiydi. Böyle tuvalete giderken falan aralarda konuşuyoruz. Onu ayarlarız ya. Hani şey dedim yani psikolojik bozuntular yaşamış ilk günden falan. Çünkü hani onu toparladım dedim yani mental açıdan. Sıkıntı yok yani. Tamam çok iyi çok iyi tamam. Tamam hadi bakalım. Hadi dönelim. Hadi. Fena karışacak ortalık. Gene adalar birleşecek zaten. İki eleme sonrasında adalar birleşiyor. Asıl gümbürt o zaman çıkar. Kapalı saplı bayan. Kegri Bey geldi. Kapalı saplı cırtlak bayandan mı bahsediyorsunuz siz yengem? Bayan değil, bayan değil. Erkek beyefendinden. He, alev top. Top alev. Yok. Kekri Bey, bu benim kendi düşüncem değildir ama... Evet. Yani üstümde de belli bir baskı var. Ya acaba bir çatı... yapabilir miyiz diye sözcü olarak ben seçildim. Of. Yoksa kesinlikle. Of. Yapalım. Pelek abim yoksa kesinlikle. İrimekten korkuyor. Çok tatlı şeker gibi çok... bir insan gerçekten. Kelebeğin rüyasına bak. Çatı istiyor kelebeğin rüyası. Yeterli mi? Yapma sakın abicim. Elini atıp kendin yapma çatıyı. Size tamam zahmet kelebek oldu. Abicim. Karıcım yeterli mi? Abiciğim her şeyi karına sormana gerek yok. Kelebek. Senin kendi fikrin ne olsun kelebek, ya? Kelebek dikkat et de kanadın kırılmasın kelebek. Bunun niye var? Sen sıkıntı mı arıyorsun kendine? Kelebeğimin kanadını kırmak isteyen mi var burada anlamadım. Arkadaşlar hey. Burada böyle şeyler olmasın biz bir takımız. Hayırdır tasarımcı sana burayla alakalı bir... Mimari bir dekor isteyen oldu mu ki sen burada kendi kafana göre bizim kaynaklarımızı tüketiyorsun? Evet. Elime proje geldi kendim. Önce bu proje geldiyse gel buraya. Gel buraya. Yönetim ofisine yapacaksın ilk yapılacakları. Yap buraya. Biz burada yönetim, bu takımın yönetimi burada dönüyor bütün kararlar. Buraya bir güzelleştir bakalım önce. Hayırdır? Orası ne? Orada uyunuyor. Bakayım. Hayırdır abla? Yatağımız olacak mı acaba? Öncelikle defterime çizme anladım. Yo bir mutsuz gördüm seni ya. Merak ettim yani takım arkadaş olduğumuzun dolayı. Şimdi... Yok bir sıkıntım yok. Arkadaşlar eski dönemlerde insanlar... Meditasyonda sıkıntı çekiyorum o kadar. Arkadaşlar eski dönemlerde insanlar nasıl yaşardı tekrar hatırlatayım size. Toplayıcılık. Ay mağaraya girip son. Şimdi yapacağımız hareketten bahsediyorum. Ormanın dört bir köşesine dağılıyoruz. İkişerli gruplar halinde dağılıyoruz. Grupları belirliyorum.
Bu ekipte gruplaşma ve takımlaşma hiç istemiyorum bu arada, onu da belirteyim. Hiç olmasın istiyorum. O yüzden takımları kafama göre random ayıracağım. Ne yapıyorsun lan? Şöyle ayırıyorum. Mert, Nesrin ve Rita'yı bir takım yapıyorum. Siz adanın sağ tarafından gidin. Bunlar matinesi şekli. Aynen. Biz de sol tarafından. Kalan isimler de sol tarafından. Yerde bulduğunuz kağıt, poşet, efendime söyleyeyim, börtü, böcek, mantar, ne bulursanız ya, öyle söyleyeyim size. Toplayalım, getirelim, burada buluşalım. Ne kadar süre içerisinde tamamdır. Buluşuyoruz? Şöyle bir 15 dakika sonra buluşalım, 10 dakika sonra. Gelin tamam. Biz de bu taraftan gidelim. Ben de mimarlık yapıyorum burada. Sen mimarlık yap, geldiğimde güzelleştir. Ofisi, ilk ofisi güzelleştir. Unutma, burası yönetim ofisi. Kardeşim sen pantolonu nereden aldın ya? Bizim için çok değerlisin. İşin Karaman. Eyvallah eyvallah. Elazığ'dan satın aldım ya. Kuşmuş ya, şekilsin valla. Eyvallah. Tuvalet dolabı koymamız gerekiyor mu? Şimdi Karaman, buraya bir tane de... Rahat olun. Tuvalet yap. Bir tane de tuvalet yap buraya, tamam? Tabii. Biraz yan tarafa yap ki kokusu gelmesin. Hatta diğer tarafa yap, yani ofis tarafına koku istemiyorum. Öbür tarafa yap. Tamam. Götür beni ormana, hadi. Evet arkadaşlar, şimdi buradan yerden bulabildiğimiz kağıt, tas, tamam, ne bulursak. İğne, iplik. Sinancım sen nasılsın Sinancım? Biraz uzaklaşalım, bir şey konuşmam lazım. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Öyle mi? Çok mu önemli, değerli bir bilgi mi? Çok değerli bir bilgi. Tamam, şöyle gelin, ormana doğru gelin. Arkadaşlar bu arada Survivor'daki, yani bu Katman Adası'ndaki tüm görüntüler YouTube'da olacak, editli bir şekilde. Sadece benim gözümden değil, iki tarafı da gösteren, editlenmiş bir şekilde bölüm bölüm YouTube'a da gelecek. Ünlem YouTube yazarak YouTube kanalımızdan da takipte kalabilirsiniz. Teşekkürler. Abicim ne oldu biliyor musun? Gel Alev, gel sen de gel. Ne oldu? Sen şimdi Saplı Kapılı ablayla gittin konuşmaya ya. Evet. Sen de piyasada yoktun Alev Top. Biz orada ben, canım yengem ve Şeker Kelebek kaldık. Üçümüz. Hı-hı. Orada bir kulis döndü böyle. Fiskos döndü. Nasıl abi. Bir kulis döndü? Fiskos sunucu. İşte hani bugün birini bizi karşı takıma yollayacağız. Bir arkadaşı da karşıdan alacağız ya abi. Evet. Ben dedim bunların bir ağzını arayayım. Bu şimdi çifte kumrular dedim. İkisi birine oy verir. Orada oy üstünlüğü olur dedim. Ben dedim bir ağzını arayayım. Ondan sonra dedim ki hani dedim ben dedim mimara vermek istiyorum yani. Mimarı yollamak istiyorum yani. Bir sikime yaramıyor o baraka dedim. Ben de yaparım. Ne var ki? Taştan. Odundan dedim yani. O da dedi ki sen dedi bize mi yanaşıyorsun dedi. Bizi çift gördün dedi. Hani dedi oy birliği mi yapmaya çalışıyorsun? Yo dedim ablacığım dedim ben seni işte alfa bir abla olduğunu dedim gördüm dedim. Abim dedim belli ki sana uyuyor dedim. Öyle dedim. Fikrinizi sormak istiyorum herhalde. Yollayacağız dedim yani. Sonuç özet yani. Ablam da dedi ki alev topu yollamayı düşünüyorum ben dedi. O kelebek de bana şey dedi. Alev topu. Allah belanı versin böyle oldu. Abi seni kimse söylemedi. Sevenleri ayıralım bence. Sıkıntı yok yani, rahattasın. Beni öyle de kimse mi söylemedi, ben de rahattayım. Alev sen düşün bundan sonrasını, sana öyle söyleyeyim yani. Alev ne düşünüyorsun bu konu bana hakkında? Bana yardımınız lazım. Yardımınızı istiyorum. Şimdi Sinoç'um sen bizim için çok değerli bir insansın. Öncelikle bunu bir bil. Sen bizim için gerçekten çok... Sana ateş abicim, lazım Egrişko. Sana ateş lazım. Nuriye de davul lazım. Ben. Hepsi bende. Benim için de mesela çok değerli bir insansın ama gece yatacağız. Ben affedersin yani duvara yakın yatmaya çalışıyorum senden ötürü. Haberin olsun, ben de o çifte uyuyabilirim her an yani. Haberin olsun, onu söyleyeyim sana. Arkamı dönerim. Ne olacak? Şimdi affedersin Sinoç'um, yani beni sikecek misin? Ne yapacaksın? Sabaha mı bırakacaksın? Belli değil yani. Aşkım takoz olan sensin. Alttan sen sokarsın. Şimdi Sinoç'um... Sen de takozluğunu vurmasaya o zaman. Yok, iyi niyetlisin. İyi niyetlisin her şeyden önce. Sen iyi niyetli bir insansın.
Sen bizler için çok değerlisin ama alevli ateşli söylemlerinden dolayı tabii ki buradaki adadaki insanların birazcık böyle şeyi kaçmış olabilir. Yani korku salmış olabilirsin. Ama bizim için çok değerli, kaliteli, kalifiye bir insansın. Yani bunu asla unutma. Sevildiğini bil her zaman için. Canımsın. Hayatım, ben içinizi ısıtmaya çalışıyorum. Ben de bir korkmadım değil şimdi senin o tavrından. Vallahi kurt abi. Yönetim ofisini niye yaptım zannediyorsun öyle? Sen ayrı. Koskocaman kurtsun. Yönetim ofisini sırf bu yüzden yaptım. Ayrı yapmamın tek sebebi buydu. O yüzden yaptım yani. Şimdi burada biz bize destek olmazsak kim kime destek olacak ya bu arada? Onu da sormak istiyorum ya size. Abicim destek derken fiziki manada mı, psikolojik manada mı? Eğer fiziki ise ben 30'da 30 oruç tutan bir adamım abi. Mahalleden gel, bizi beni semte almazlar abi. O destek bana beni bozar, bana gelmez onu söyleyeyim. Kardeşim yani. Yanlış anlama, manevi anlamda diyorum ya. Maddi değil yani, fiziki bir destekten bahsetmiyorum. Manevi ise iyi. Manevi, psikolojik yani. Olarak. Beni bir çakallara yem etmeyeceksiniz değil mi? Aa, hayır Sinan, hayır. Sen bizim için çok değerli bir insansın. Seni asla karşı takıma göndermeyeceğim. Ama sen kim gitsin isterdin yani karşı takıma? Bilmiyorum, şu an için hiçbir kimseyi düşünmedim, inanır mısın? Ama yani şu sevenleri de ayıramayacağım diyemeyeceğim. Kız benim arkamdan neler neler demiş. Saplı kapalı ablayı yollayalım. Geldi zaten, yok ben 5 dakika uyuyacağım. Vay efendim, nereye sıçacağız, beni onun hakkında bilgim yok diyor. Yani çok uzak tatile gelmiş turist gibi yani, kafasında şapkayı takmış gelmiş zaten teknedeyken evet. Müzik falan elini mi kolunu sallıyordu böyle. Parti yapıyoruz sanki burada yani. Evet, o bir tık zayıf geldi bana da. O da bana zayıf geldi. Olmazsa kelebek. Karaman hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Muhabbetle mimar da bir çikime yaramıyor ki abi. Mimar. Ne yapacağız ki mimarı şöyle yani? Bir yandan yürüyelim ya. Çok da gece burada düşmeden. Yaşam mücadelesi veriyoruz yani. Bir yandan da yürüyelim çok gece kalmadan. Kurt abi, ben sana şöyle söyleyeyim. Benim için hiç fark etmez. Canım. Neredesin abi? Buradayım. Dinliyorum abicim, canım. Benim için hiç fark etmez. Mahşere kalmış bir alacağımız yok. Kalan razı, gidenler de Allah'a emanet bu saatten sonra. Ben sen ne diyorsan onu yapacağım yani. Okay. Çok beğeniyorum senin. Bu cümlelerini çok beğeniyorum. Takos. Çok karanlık evet, oldu. Biz artık dönelim bence. Çok karanlık oldu çünkü bu saatten sonra çalışılmaz. Ben mental olarak saat 4 dedim mi kafa olarak tatile girerim yani. Çok geçe bile kaldım yani şu an. Allah belamı versin, kenevir buldum. Ne alaka diyeceksin, buldum. Bana denk geliyor işte bunlar da, ne hikmetse. Koçum seni de uzaklaştıracaktık oradan. Bir semtten uzaklaştıralım dedi. Yine geldin adada kenevir vurdun. Kenevir de bende. Olmam abi. Ya bunu ekmek lazım yani. Daha buradayız abicim, ekeriz bunu, büyütürüz, bakarız yani. Gelin gelin, sesime gelin. Şimdi bizim bu adada balık tutmamız lazım. Birazcık işçilik lazım, anlatabiliyor muyum? Ay ben çok susadım. Koştur koştur. Abi ya, yakmış ateşi keyif yapıyor. Mimar sen var ya. Aa bak gel bak gel bak, ahşap yaptım buraları, ahşap. Elimle ya, elimle oydum buraları. Zaten. Lan sanki ne platinyum mu yaptın sanki? Zaten ahşaptan amına koyayım burası. Tahtaydı, tahta tahta. Kendim parke yaptım burayı ya. Şuraya ateşimizi koydum, ateşimizi koydum. Hah, burada yönetim ofisi yönetim toplantılarını burada gerçekleştirecek. Bu saatten sonra onu da söyleyeyim. Sıkıntı yok, problem yok. Oradaki ateşi bak lüzumsuzsa söndür. Bunu da benimseyin yani, bu tutumu da benimseyin. Evet, evet. Kimse kutuya bir şey koymamış. Buradan yetki alabilirseniz iyi olur. Hani üstünüze kıyafetlerinizi koyarsanız. Oğlum sen ağası mısın buranın? Buraya yetki metki hayırdır ya? Estağfurullah Nuri Bey. Nuri Bey de. Abi pirinç uğruna birbirimize girmeyelim bak. Elimde taş var he. Dikkat şimdi et kendine. Küçük yok kabana. Yok, sakin olun, sakin olun. Toplanalım. Geldik. Evet, ne yaptınız? Bulabildiniz mi bir şeyler? Hmm, hoş geldiniz paşam. Ben taş buldum. Bana oradan evet taş buldum, bu kadar. Alırım aklımda.
Bravo. Ablacığım Kur'an şerifi çağ atlatmışsın. Bravo. Taş bulmuşsun. Helal olsun. Biz bu hızla gidersek buraya yakında... Ben de koydum bulduklarımı. Her şeyi koydum. Siz ne buldunuz peki? Takoz Beyciğim siz ne buldunuz? Ablacığım biz sana ne bulduk? Ablacığım... Sükunet ve huzuru bulduk. Buldum. İlgilenir misin? Kenevir tohumu. İlgilenir misin acaba? Geliyor mu? Bu ne? Kenevir tohumu. Onu geri ver lan. İt. Geri ver onu. Şşş. Sakin olun. Sakin olun. Geliştiririz. elinizde odun var mı ya? Odun dolaba, şeye bıraktım ben buradaki dolaba. Ben de koyayım. Şimdi bize şimdi şey lazım. Bize kumaş lazımdı, kumaş. Kumaş fazla, 20 tane kumaş görüyorum burada. Başka kumaş onu olan var mı? Onu da koydum. Tamam, toplamda... Ben soyunayım. Toplamda 30 kumaşımız var. Kumaşı nasıl bulacağız ki? Şimdi biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Toplamda 30 kumaşımız olduğu için, yatak olayında kumaşlı olduğu için birazcık daha üzerimize düşeni aa, yapalım. Kurt abi, Kurt abi. Olaya bak olaya. Alev'in bak gel arkasına bak gel. Abicim sen ne yaptın kendine ya? Gerildin mi sen? Ne oldu ki sana? O ne lan? Bir çekilir misiniz ya acaba? Lan at. Aa, yazık ya. At gübresini kim sıçıyor burada? Çok üstüme. Abla, Sinoş, o yönetim ofisinin ağzına sıçmışsın Sinoş. Her yere bırakmışsın ya, kokunu bırakmışsın her yerine. Saygısızlık ya. Bu ne ya? Daha da bu evde yapmam ben ya. O yaptı. Ben yapmadım, Allah o Allah yaptı. O yaptı, o. Yapma lan. Şu kız yaptı, bak at gibi duruyor zaten, bu yaptı, bu. Ben yapmadım, saçmalamayın. Sen kendi bölgeni böyle mi çiziyorsun? Ben gördüm. Allah Allah, kendi alanını mı belirledin? Gören gördü. Hayır, bir de at gübresi sıçmışsın yani. Ne yedin ki yani, anlatabiliyor muyum? Bir de ofisin ortasına sıçırır mı ya? Tuvaletimiz hazır mı Karaman? Ayıp ayıp. Tuvaletimiz hazır değil ama ağaçların altını ederseniz daha da hızlı büyümesi için gübre misali. Ya ne diyorsun Karaman? Bir tuvalet yapacaktın ya. Al bodunları. Oha, ya bakın. Bizi hani kitleme. Hani yarısı nerede yarısı? Bizi kitleme. Sen vallaha tatile gelmişsin ya. Yok aya baksana. Yok ben 5 dakika yatayım. Yok ormanı ya bir gezintiye. Gel istiyorsan bir denize girelim. Gel Ayşe'yle denize girelim dedim bir de. Kurt Bey yolladı bizi yemek bulun diye. Ben mi dedim? Ayrıca yapmışsın diyorsun. O kadar çok odun topladım ki yoruldum. Sen toplamıyordun o ara. Sen ne yapıyordun Nuri? Kepeci de tatile gelmişsin. Kenevir ediyorum. İlgileniyor musun? Bak keneviri buldum. Yahu arkadaşım ne yapacağız yani? Hep onlara ekelim onlara. Atom mu parçalıyoruz? Birazcık da buranın güzelliklerin tadını çıkartalım ya. Onlara... Sen atom mu parçalıyorsun? Ben işte bu yüzden abi, teyze kapıya oy vermiştim. Yukarıda bir şeyler konuşmuştuk ya, hatırlıyor musun Kurt abi? Yukarıda bir şeyler konuşmuştuk evet ya, bak şu tarafta. Ne gibi? Evet. Ben kararımı verdim sana, öyle söyleyeyim yani. Ya Nuri, öyle nedir mi o kararın? Bir herkesin içinde konuşur musun lütfen? Şimdi arkadaşlar burada açık ya, konuşalım. Gelin ateş başına gelin, ateş başına gelin. Konuşmak lazım ama. Gel şuraya bir gelin abi. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biz bir takımız. Ama bugün bir aramızdan bir kişiyi karşı takıma göndereceğiz. Buyur. Ne oldu buraya? Senin yapacağın mimariyi sikeyim. Altında kaldım. Kaldırsana beni Sezercik. Eyvallah kardeşim. Odun koy buraya Karaman. Acil odun koy. Evimiz yıkılıyor. Başımıza yıkılıyor evimiz. Oraya da bir şey yap. Şem var mı Takoz? Nazar. Şimdi arkadaşlar bugün bizden bir kişi karşıya gidecek. Karşıdan da bir kişi bize gelecek. Yani artık bir mi iki mi tam bilmiyorum. Yani böyle bir oyuncu değişikliği olacak. Biliyorsunuz ki kurallarda da gelmeden önce okumuşsunuzdur broşürü. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ya ben bu takımda olmak istemiyorum. Bu takımın ben ten uyumunu yakalayamadım bu takımda. Efendime söyleyeyim, burası bana göre değil diyen var mı yani? Bunu sormak istiyorum. Ablacığım bir dinleseydin de öyle uyusaydın ya. Buyur, karı direkt yattı. Ya yine mi? Hasta bu, hasta. Onda şeker mi var acaba? Verelim bunu. Yani?
Var mı aramızdan hani ben bu takımda kendimi tam kendime ait hissedemiyorum bu takıma diyen birisi var mı? Hani bizi de yormasın. Taklit yapmıyor. Yollayalım gitsin. Kim? Mesela Tinit de kapı. Kelebek senden başlayalım. Kimi göndermek istersin? Hani bir isim yazsan kimi yazarsın? Yani geldiğinden beri hiç iş yapmıyor. Evet. Demin affedersiniz ama yürüyüşe çıktığımızda da bir gruplaşmaya gitmek istedi. Oylarımızı birlikte verelim dedi. Evet. Ve yani ben uyuyor. Geldiğinden beri uyuyor. Daha hiçbirimiz uyumadık. Burada gözlerim kan çanağı oldu. Ha. Yani takıma yaramıyor. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Anladım. Peki Rita senin de aynı mı düşünceleriniz? Karakacı olarak aynı kararı mı veriyorsunuz? Tam olarak Mert'e katılıyorum. Bakın. Şuradaki dolaba koyulan bütün itemler benim tarafımdan planlanmıştır. Bütün yol boyunca da uyuyan arkadaşımız tarafından biraz manipüle edilinmeye çalışıldı. Evet. Olmadık. Anladım. O yüzden bilmiyorum, ortalığı karıştıracak gibi. Anladım, güzel. Evet, Karaman. Siz peki ne konuştunuz? Nerede biz ne konuştuk? Hani Nuri Bey demişti ya, hani şu tarafta bir şey konuşmuştuk diye. Asla. Tam olarak yanılmıyorsam. Beni niye karıştırıyorsun? Şimdi asla. Bu adanın sükunetini bozmana izin şu veremem. Şu taraftı galiba. Bu adanın sükunetini bozmana izin veremem. Yerine. Burada asla. Benle beraber kimse bana gelmesin, başka birisini şikayet etmeye. Özel konuşmaya kimse gelmesin bana. Aranızda ne yapıyorsanız yapın. Ama bana laf getirmeyin. En sevmediğim, en nefret sana ettiğim... Sana güvenebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki yenge. En sevmediğim, hayatta en nefret ettiğim bazı şeylerden, birkaç bir şeyden bir tanesi bu laf taşımacılık, birilerinin arkasından konuşmacılık. Nefret ederim. Bunu yapanla da işim olmaz ya dünyada yani. Onu söyleyeyim. Kimsenin şüphesi olmasın. Hepiniz bizler için çok değerlisiniz bu takım için. Evet Sinoş, sen kimi yazmak istiyorsun? Karşı takıma kimi gönderelim? Ay ben çok merak ediyorum, şu karga burun hanımefendi benim hakkımda ne düşünüyor acaba? Soruyorum şu an kendisi yüzüne. Sana diyorum karga burun. Karga burun demen beni biraz üzdü Sinoş'cum çünkü... Ama öyle yani. Üzülme hayatım. Yani şimdi... Üzülme hayatım, geçer. Çok güzel estetik cerrahlar tanıyorum. Geçer, o da geçer. Hallederiz. Ben çok üzüldüm. Senin hakkında çok güzel şeyler söylemiştim. Bir karga burun lafını etmen beni Allah şu anda gerçekten çok üzdü. Ama hayır, aramızda böyle düşmeyelim. Yani bir şey yok yani, bu senin suçun değil lütfen, yanlış anlama beni, ben sevdiğimden Allah söylüyorum. Beni böyle yaratmış, ben var ya Survivor'a gitsem var ya, yok ederim orayı lan. Yanlış anlama lütfen diyor. Seve seve yardımcı olurum, çok güzel doktorlar tanıyorum. Onu sonra hallederiz, sen benim aklımda ne düşünüyorsun bana ondan haber ver. Ben senden çok hoşlandım, gerçekten çok temiz kalpli biri olduğunu düşünüyorum. Gitti dövsünler mi? Karga burun lafına da alınmadım. Kafayı bir koydun mu diskalifiye doğru, delikanlı gibi diskalifiye olurum. Kusura bakma da Allah affetsin, doktorla da düzelmezsin gibi duruyor sen yemin. Ne yapmışsın kendine? Yok be, öyle demeyelim ya. İnsan içine bir insana bunlar demek yakışıyor mu? Bunlar yakışmıyor yani Nuri. Liderimiz, liderimiz. Şimdi Mert... Ben biraz daha ödül oyunu olacak ya. Sinoş. Gel bizim Kocaeli'de oyna ablam ya. Kocaeli Spor'da. Ben biraz hava almak istiyorum. Bak işte olmaz. Sinoş, sana bir sorum var benim. Yani burada abi şimdi bekliyoruz. Mert abi, eşin yenge birazcık sıkıntıya girdi hani, bilmiyorum bir teselli mi yaparsın, araya mı girersin hani, adam diyor ki gel diyor Kocaeli Spor'da oyna diyor, yani tipsiz diyor, bir şey diyor, yengeye laf atıyor. Bir araya gir ya. Delikanlılık ne demek? İki tane ekmek alıp eve gitmek yani. Anlatabiliyor muyum? Bu konularda da araya girmeni beklerim yani ben kendi adamdan olduğu için. Karşı takımda olsa hiç umurumda bile değil. Yani ben şey yapamıyorum. Ben Sinoş'a bir soru soracağım. Allah. Çünkü onun gitgelleri var. O hep böyle bir gidiyor geliyor, sinirleniyor da. Karaman, ben yaklaşmak istemiyorum. Karaman, sen yengeyi kap gel birazcık. Kap gel, ikna et. Bu tarafa getir. Evet, sor bakalım. Çünkü ben gidersem beni orada tek bulup bana şey yapacak.
Sinoj burada yemek yiyoruz. Sen, yönetim bak toplantılarımızı burada yapıyoruz. Bu en orta yerine affedersin tuvaletini yaptın. Yani sen acaba ofiste yemek mi yani yiyorsun? Gider ayak. Ne gider yapayım ayak Rabbim acaba. Geniş yaratmış dışı veriyor ne yapayım? Gider ayak durmuyor acaba. Yerinde dışıyor ne yapayım? Mi bozmaya çalışıyorsun? Yengem, senin psikolojin bozulmaz öyle kolay kolay. Real Madrid'deyken yani bir dünya efsanesiydi. İltifat da sayılır yani. Tarihte sonuçta bir Marcelo bir de yani Roberto Carlos. Ya Mert bir şey söyle Allah aşkına ya. Ama efsaneydi Mert abi yani. Artık araya gir abi. Allah canım. İyi tarafından da bakabilirsin. Bardağın dolu tarafına da bakabilirsin yani. Evet ben de hep onu söylüyorum. Aşkım, hep dolu taraftan lütfen. Bakalım. Yani mesela bak buradan bakınca öyle gözüküyor olabilir ama mesela şuradan bakınca tam da öyle değil yok gibi. Yok abi Mert abinin hiç oralı değil Mert yani, abi. Buradan bakınca daha böyle Materazzi gibi Materazzi. Ben nereden bakarsın? Ya adada şaka yapılıyor ya öyle düşünün. Yenge sen de çok alınma ya. Şakacı bir sen çocuğu yani sonuçta bu çocuk. Şakanın şaka olayına hakim bir adam yani. Lütfen sen de hani bizden canımsın ciğerimsin. Yengemizsin yani öyle tamam, düşün. Tamam. Sıkıntı yok. Alınmayalım. Aramızdaki problemleri konuşarak çözebiliriz bence yani. Sinan bir daha da bu ofise sıçtığını görmeyeyim Sinan. Gözünü seveyim bak. Götünü bir tut yani affedersin. Buraya geldin dakika 10. dakikadan daha buralara sıçtı. Sıçılır mı ya buraya? Git yapacaksın ağacın kenarına çömdür gel. Peki Mete Bey'den ben bant isteyeceğim. Tamam Mete Bey'den bant istiyorum. Allah Allah ya. Kokuttun mu oralarda? Ha ne yedin bu adaya gelmeden önce? Doktorlar tanıyorum. Meneme mi yedin? Ne yedin bu tövbe ya estağfurullah. Tutamam mı? Tutamam mı? Sıkıntınla ilgili. Ne yapıyoruz? Tıpaç mı senin? Ne sokuyoruz? Nasıl tıkıyoruz orayı? Doktora görüşeceğiz. Ne yapacağız? Soracağız. Ay, ama yani şimdi adada lazım, burada lazım. Doktor Mete Kuş mu? İtiraf ettin. Evet, Mete Bey'e bir sorsak belki yardımcı olabilir. Mete Bey'e sorarız. Mete Bey'e sorarız. Galiba artık yani, bugün bizde oyunlar ama... başlar. Evet. Yani şöyle bir sorum da olacak yani siz tabii ki yanlış anlamayın. Hani herkese sordunuz ama siz ne düşünüyorsunuz acaba? Siz kendi düşüncenizi belirtmediniz. Şimdi Sayın şöyle. Kegri Bey. Ben bizimle beraber yürümek isteyenlerle sonuna kadar yürürüm. Ama bizim ilk durakta inecek olanlarla da işimiz olmaz. Anlatabiliyor muyum? Kapıyı açtım otomatik kapı çarpar dikkat et. Tıs. Eyvallah. Binmek isteyene de akbil bastırmam gerekiyorsa yani onu da söyleyeyim. Tıs kapanıyor dikkat et çarpmasın otomatik kapı. Tıs. Anlatabildim mi? Yani benim tarzımı anlayabildim mi? Performanslara da şey yapmamız lazım. Yani performanslara da bakmamız kapı lazım. Yakaladım ben onu. Yakalarsın sen semt çocuğusun her şeyden önce. Sen semt çocuğusun. Şimdi yani bizimle yürümek istemeyen, karşı takımda olmak isteyene de saygım sonsuz. Burada bunu şu dakika açıklayabilir. Tinte kapı bir şey mi dedin? Oruluyor mu ne abi? Karaman sen konuş bakalım. Kimi göndermek istiyorsun? Kim gitse daha iyi olur bu takım için. Ben Kelebeğin gitmesini istiyorum. Ömrü bir günlük olanların burada işi olmaz bence. Allah Allah. Yapma ya mimar. Hiç iş yaptığı falan da yok zaten. Biz bir 2-3 sene oldum tutulamakla olmuyor. Niye böyle bir saldırma yaptın? Yengem ama sen koruyacaksan böyle o zaman biz ben ona göre kendi davranalım. Adıma konuşabilirim. O zaman ben de bu Sezerci'yi korurum yani. Ben de bu çocuğu yedirmem size kusura bakmayın yengem yani. Hayır ben takım geç olalım abi istiyorum. Takım için. Şimdi arkadaşlar bakın burada ödül oyunları var. Dokunulmazlıklar var. Bunları alamazsak burada affedersin buraya daha Sinan çok sıçar yani. Ama sıçamaz bir yerden sonra sıçamaz çünkü bir şey yiyemeyecek sıçması için. Yanlış anlamayın açık konuşuyorum. Bu adam... Ben yiyecek bir şey illa bulurum. Onu da sıçamazsın ama sonra Sinan. Tövbe estağfurullah. Şaka yaptım. Abicim ya. Bak yukarıda da söyledim. Evet. Yukarıda da söyledim ama bak bunlar bana ters yani. Hakikaten beni yok, biraz... Yok hiç kurulmayan birbirinize hiç kurulmayın. Mimar sen şöyle geçsene. Asla! Bu adada kimse kimseye laf taşımasın, kimse kimseyle fiskos yapmasın. Nuri'cim benimle bir gelir misin? Takılın bir. Gelin benimle. Nuri benimle bir gel. Seninle yönetim anlamı hakkında bir konuşalım. İnşallah mimar, gitmiyorlar. Dikkat et ona mimar. Karaman Bey niye öyle düşünüyorsunuz acaba? Hadi buyurun. Nuri! Hey!
Gel gel. Abi bir ışık falan yaksana ya. Nuri'cim ışığımız yok ya. Böyle idare edelim. Yoksa ışıkları kapattık. Bizi bulmak isteyen kendini yaksın hesabı. Aynen öyle. Sana şunu söyleyeceğim. Bu adada şimdi göndermemiz gereken isim yavaş yavaş kafamda oturuyor yani, yanlış anlamazsan. Evet abi, kim o? Şimdi bu ikili çift çok fazla beraber hareket ediyorlar. Aramızda ama değil mi yani, bunu sana güvenebilirim. Abi ayıp ediyorsun hakikaten, beni kaybediyorsun. Eyvallah, yok yok. Öyle düşünme. Şimdi söz senettir bizde yani, onu da söyleyeyim. Şimdi şunu söylemek istiyorum sana. Bu ikiliyi ayırmamız gerektiğini düşünüyorum Nurullah'cığım. Benimle misin? Seninleyim abi. Güzel. Ben de böyle düşünüyordum. İkiliden peki yani kelebeği mi ayırıyoruz yoksa yengemi mi? Yengem de çok alfa ya. Yenge alfa, güzel, alfa kalsın. Yani şu anlamda karşı takıma kurulacak bir isim yani yenge. Kelebek pozitiflik diyor, bir şey diyor. Karşı takım yamyam gibi takım yani, affedersin. Birazcık pişmesi lazım ya. Yengem bize kurulmasın abi ama finalde. Ya kurulsa kaç yazar, göndeririz. Dokunulmazlıkta göndeririz abi. Yazıp göndeririz ya. Yengemin kuyusunu kazıyoruz ama yengemin baba kuyusunu bunlar... kazarken küreğin sapı bize girmesin abicim. Babacım bak sen beni dinle. Kelebeği gönderelim karşı takıma. Evet. Şş, bende misin şu anda? Alo, bende misin şu anda Nuri? Senliyim. Bak sana senliyim. Çok stratejik teknik. Senliyim, izliyorum. Teknik stratejik bir olay anlatıyorum. Kelebeği karşı takıma gönderelim. Yengeyi de ilk dokunulmazlıkta şutlarız. Nasıl? Tamamdır abi. Bu proje nasıl pek proje? Abi, baktım çok huzursuzluk sonra yaratıyor karşı takıma gitti kelebek diye. Baktım bize çok böyle huzursuzluk yapıyor. Gönderelim abi bize huzursuzluk yaratanı ya. Biz kazanmaya gelmişiz burada yani. Sonuna yaklaşır kadar abi. Akabinde zaten hepsinin meşalesini söndüreceğiz abi. Bir yerden de başlamak lazım. Kelebekten başlayalım yani. Doğru. Doğru. Hadi o zaman gel yavaştan. Çaktırma, özel konuştuğumuzu anlatma. Bir şey olursa psikolojim bozuldu falan de. Semti özledim falan de. Abim de bana biraz yardımcı oldu de. Aynen. Beste. Nesin? Günaydın Nesin Hanım. Kahvaltınız. Kurt Bey. Evet. Uyumadım, bayıldım. Ya bayıldın, hayır mı? Bayıldım ya. Az kalsın ölüyordum. Nasıl yardım çağırmazsınız bana? Nasıl bayıldın ya? Ben seni uyuyor zannettim. Hayır, gözüm karardı. Bir anda bayıldım. Sonra beyaz ışık gördüm, ters yöne doğru koştum. Buraya gitmemeliyim dedim, uyandım sonra geri. Az kalsın ölüyormuşum. Tansiyonum düştü galiba. Anladım yani, daha ikinci günümüz yani. İkinci günden bu kadar acıkmaya ne vardı ya sanki? Yiyip gelseydiniz daha hafiften yani. Daha beni yeni yeni açlık yeni yeni beni vuruyor yani, öyle söyleyeyim. Ya bende de öyle. Ben his olarak hissetmiyorum da herhalde tansiyonuma bir şeyler oldu. Evet Kelebek Bey, hoş geldiniz. Birebir yapıyorduk da. Psikoloji. Onun için bana gelseydin keşke. Yo, ben durumu anlatıyordum, bayıldım. Ya ben anlattım, diğerlerine de anlatayım. Nuri Bey'le sonra toplantınız bitince bir hani sonuçları öğrenmek için geldim. Yo, bir sonuç konuşulmadı ya. Oylamayla alakalı hiçbir şey konuşmadı. Asla! Oylamayla alakalı bir şey konuşulmadı. Şey konuştuk. Nuri semt çocuğu bir çocuk olduğu için abi diyor ya diyor, bizim oraları özledim diyor. İkinci günden diyor kafama esti diyor. Biraz diyor beni diyor anlat diyor ya birazcık semtten. Asla konuşulmadı sizin hakkınızda hiçbir şey. Buradan adadan kim gitsin? Kim gelsin? Böyle strateji yapmayı ben hiç sevmem. Doğaçlama adamıyımdır. Herkes kendi karar versin ya. Yani. Tabii. Kulis mulis ben hiç işim olmaz. Sana güveniyoruz. Teşekkürler abi yengecim. Yani söyle biz de asla bu tarz ben böyle bir... Ben yokken arkamdan konuşmadınız değil mi? Yok. Biz seni uyuyor zannediyorduk ya Nesrin. Hayır. O birazcık böyle semti özlemiş. Birazcık böyle kafasına vurmuş. Sigara migara sordu bana işte hani. Burada dedi bunu çözebilir miyiz falan. Dedim ya nereden çözelim ya? Nereden çözelim yani? Onu çözelim. Onu biraz anlattı bana, biraz konuştu. Şimdi çocuk birazcık da içine kapanık da bir çocuk yani. Öyle dış dünyaya böyle hemen açılabilen bir çocuk değil yani. Birazcık ön yüzü birazcık sert ama içi şeffaf. İlk biraz hızlı çarptım mı direniyor ama işte kanına girmek lazım yani. Ona bir abi lazımmış. Çok şükür geldi anlattı. Böyle problemleriniz olduğu zaman. Ben gidip konuşayım onunla o zaman. Böyle problemleriniz olduğu zaman bana gelebilirsiniz yani.
Tamamdır. O öyle yani, o açıdan hiç kafanıza şey yapmayın. Hiç kafanıza takmayın yani. Bilettim. Ay erkek. Nuri lan nerede? Ben özel konuşuyoruz da bir gider misin? Abi özel yok ama. Hayır, özel diye bir şey yok kelebek. Bu adada biz bir takımız, bir ekibiz. Bir ruh göremiyorum ya bu takımda. Kelebek Bey. Ben Rita'dan ayrı yani, Rita sen bir gider misin? Aa, o yani gider misin? Bu gibi şeffaf bir insanımdır abi yani. Ama bir şey olmaz ben olmaz yani. Neyse buyum. Bak. Hayır belki de bak benim. Yıl dönümümüz yaklaşıyor. Bir sürpriz yapmak istiyordum. Bir tane acaba böyle aşk bestesi var mı sizde tribünde öğrendiğin? Onu ya hiç sürprizi kalmadı. Fatra abicim hemen söyleyeyim. Gel abicim gel. Yengem o zaman ben sana söyleyeyim. Kalbimde sadece yengecim yatar. Bütün gemiler ise yengemde batar. Bu alemde kimse bağlamaz bizi. Burası Basra değil İzmir Körfezi. Yengem sen onu kendine göre uyarlarsın o Körfez kısmını. Arkadaşlar. La 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 la. La 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 la. Oluyor mu benden de? Yapacaksın abi bak. La 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 la. Hu. O hareketi gördün mü? La 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 la. Hu. Oyunlara gidiyoruz, oyunlara. Geldi. Oyun alanına gidiyormuşuz. Eşyalarınızı alın. Herkes kıyafetlerini giysin. Şöyle kendime yatak attım. Biraz belim tutuluyor benim. Kıyafetleri nereden giyiyoruz? Nereden giyiyoruz kıyafetleri? Hı-hı. Soyunma kabini var mı? Metamedia üyeleri size vermiş olması lazım. Bavullarınızı kontrol edin bence siz. Bana... Yok, oyun alanında... Bavul mu var? Keloğlan gibi bir tane elime taş verdiler. Taşla geldim ben buraya. Oyun alanında. Neyin bavulundan bahsediyorsun yani? Yetkili geliyor. Selam aleyküm. Kolay gelin. Aleykümselam. Teknelere gidiyor. Teknelere gidiyor. Gidelim bakalım. Herkes olmayan var mıdır? Haydi hep beraber tek birazdan. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Yok etmeye gidiyoruz. Mimar sen kedi gibi yapıyorsun lan, biraz içten söyle oğlum, içten. Sıkmayan varsa yan tekneye geçsin. Sıkıntı var mı? Sıkmayan. Ben buraya oturdum. Sıkıntı var mı? Nerede oturdun? Valla orada başın dönme ya. Yok abi rahat ol sen. Şimdi daha arkadaşlar. Abi, gözlerimle tutuyorsun he. Takos seni iyi anlarsın şimdi bu tribüncülükten. Şimdi ben bir cümle söylüyorum, arkasına hep beraber kurt geliyor diyeceksin. Mesela atıyorum adaya gittik, kurt geliyor. Kurt geliyor kısmını siz söyleyeceksiniz, tamam mı? Gelinler tamam. Doğaçlama yapacağım. Tamam abi. Sen uyuyacak mısın? Kerebek sen söyleme beni, uyuz ediyorsun. Bak siz hep birazdan kurt geliyor kısmını söyleyeceksiniz. Tamam. Bak ben tamam. sizi ayar çekeceğim. Başla abi sen. Bak şöyle ritmi verim. Lay 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 kurt geliyor. Lay 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 kurt geliyor gibi, anladın mı? Kelebek karın nerede? Orada. Haydi hep birazdan. Onu yalnız mı bıraktın? Kurt geliyor. Al işte. Kimlerle çıktık? Adaya kurt düştük. Kurt geliyor. Abi bu Nuri şu tribünü kurt bir ayarla. Bunlar ne yapıyor Nuri bunlar? Senkron yok. Bozsam bitti abi. Ben burada... Abi dur abi. İndi. Lan ne oldu? İnmeyin. Tamam abi tamam, devam et. Sür kaptan, devam et. Başla abi sen. Kurt geliyor. Ya kelebek. Yok abi bu öyle olmaz abi, boş ver. Boş ver, dinleyin. Çalışmamız lazım. Bak. Elimde var ya, davul tokmağı olsa o tokmağı fırlatırdım sizin kafanıza Kur'an çarpsın ya.
Senkron yok, bir şey yok abi. Ben anlamadım ki böyle bir olayı. Buradayım, buradayım. Ulan ne oldu? Kim düştü? Ya bizde değildi Mert ya. Buradayım. Abi ya, Allah Allah. Olur o oyun heyecanı, oyun heyecanı. Ya o değildi ya Nesrin. Bizdeydi şimdi. Bu takımla zor gibi duruyor. Hadi bakalım. Ya kurtbeyci. Kendim yanımda oturmuyor muydu? Ya indi ya Nesrin Hanım. Olay ya. Galatyalı abi, senin isim ne? James miydi senin adın? Benim ismim Kadri. Mercedes Kadri. Kadri ya, abi. Ersu abi, ne yapıyorsun ya? Ne zamandır görüşemiyoruz. Kadri abi, bizi biraz uçur ya. Hızlandır bizi ya. Yok mu bunun gazı, yok mu bunun? Vallahi bu sondur vallahi. Bak, o zaman ne yap biliyor musun? 4'ten 3'e tak. Kökle, tamam mı? Bağırttır biraz, bağırttır. Bak şeyi ver, vututuyu ver, vututuyu. Vututu nedir? Bak, 4'ten 3'e verip köklüyorsun kızı, köklüyorsun. Abi oyun dönüşünde bir tur versene ya, bunun makineyi bir kullanalım. Öyle bir şey olabilir mi? Katman medyada. Vallahi Mete abi neyse, bir şey diyeceğim, olmayacak. Mete abi kızar bize mı? Çok kızar vallahi. Seni de zor durumda bırakmıyorum. Vallahi çok abi. Kızar. Ha, bana sataşmayı bırak da oyunu oyna. Abicim bunlar zimmetli mi peki size ya? Duyamıyorum. Ooo kapat bari. Oy, köy peyniri koktu, köy peyniri. Parlak, ne haber lan? İğrençlik koktu ortama. Ne haber lan, parlak çocuk. Hakaret ediyor muyuz böyle hakaret? Seni attırırım bu adadan seni. Bu takım beni takip edecek. Şimdiden söylüyorum, takip edecek beni. Tamam. Selamun aleyküm diyoruz burada, aldığımız cevaplara bak. İğrençlik koktu, iğrençlik. Hiç Allah'ın selamı. Bana bak, ne bilirsiniz? Kurt adam. Selamun aleyküm. Efendim, selamun aleyküm diyoruz burada, yakışıyor mu sana, yakışıyor mu? Hacı abi, senlik bir olayımız yok, aleyküm selam. Ortam, gel ortam. Gel. Tut elimden ortam. Çekmeden ha. O birazcık şey de kafası bulanık da gelmeden önce bayıldı adada. Kurt takımı yapamıyor yani. Yalnız kurt takımı. Hacı, sizin adada böyle üstsüz falan geziyorlar hani, ayıp. Kırmızı şortlu. Günah yok mu bunun? Günahı nedir yani? Bunlara nasıl izin veriyorsun? Sana yakıştıramadım hacı. İşte bu kumsal. Yani adamın memocu gözüküyor. Ben zaten çok savaş verdim adada. 2 gündür adadayız biz. Yani ben o 2 günü 2 asır gibi yaşadım. Çok savaşlar, çok kavgalar yaşandı. Bakalım, savaşçı vermeye devam edeceğiz. Sonuçta buraya tatile gelmedik. Anladım. İmam Bey abi, kıbleyi bulabildin mi adada, kıbleyi? Yok, ben kıbleyi soracaktım Mete Bey'e, bulamadım. Ben de garanti olsun diye dört tarafa doğru sabah namazını artık o şekilde yani. Sayın yarışmacılar, Mete Bey'den koordinat geldik, gidiyor. Hadi gidelim. Tabii. Takip edin. Düştüm, Allah kaldır beni. Abi, Katman adasına daldır beni. Ayrılmayın, ayrılmayın. Kadir abi. Ha. Ne dedin ha? Mesela zimmetli mi oluyor abi onlar sizi? Abiciğim, Nuri'ciğim, hayırdır, çalmayı mı düşünüyorsun Nuri? Zimmetlidir. Yok abicim, estağfurullah. Valla çalarsa onda şey vardır, çik var, çik. Onlarda çik var, bunu yok. Kuzcuğum, öyle problemlerin varsa yardımcı olabilirim. Sen niyetli misin bugün? Abicim adada tutulmuyor dediler, ben şey yapmadım yani. Seferi hiç inlediler bana. Ritte bak ne güzel değil mi? Biraz hızlı olursa. Ağaçlar, böcekler. Arkada beklemiyor. İşte ben böyle bir eve çıkalım ya, bırakalım artık şu... Türkiye'den getirmişler galiba. Taşlardan Afrika yapılma neresi? Şehirleri bırakalım artık ya. Ben Afrikalıyım, Malatya'da yaşıyorum. Afrikalısın, Malatya'da yaşıyorsun. Ekmek parasıdır, ne de. Oradan geldik, çalışıyoruz.
İmam abi ben sana bir şey soracağım. Ben şimdi 4 sene falan Kur'an kursuna gittim, tamam mı? Elif Bağ'dan Kur'an'a geçiyorum, tamam. Kur'an kursu bitiyor. Elif Bağ'dan Kur'an'a geçiyorum, Kur'an kursu bitiyor. Bu Kur'an'ı nasıl öğreniyorlar abi? Nasıl Kur'an'a geçiliyor tam olarak mesela? Onu bana bir gösterebilir misin? Bu adada malum zaten haftalarca duracağız. Tabii. Ya zaten en büyük problemi odur yani. Kur'an kursuna giden arkadaşlarımızın en büyük problemi Elif Bağ bitiyor. Elif Bağ bitiyor. Eğitim sistemi biraz sıkıntılar olduğu için. Durmayalım, durmayalım. Nuri'cim, durmayalım. Haklısın. Yoruldum ama ben sana bir formül vereyim. Hayırlısıyla inşallah birleşmeden sonra ben sana bir formül göstereyim. Oradan sen devam et Elif Bağ'ın ötesine. Keşfedilmemiş i̇nşallah, topraklara doğru. İnşallah. Kalırsan, ben yanıyorum, sana inşallah gideceksin. Diyelim. Kalırsan inşallah. İnşallah, inşallah. Herkes kendi takımların rengine geçik orada karşıda. Herkes kendi takımların rengine. Kurtlar kırmızıyadır, çakallar maviyedir. Görüyorum. Şu çakallara bak. Çakal sürüsü. Hadi hadi yerinize, hadi hadi. Beklemem. Şunun, şunun üst. Öyle yapma. Şunun öyle üstüne yapma. Başına bak. Gözlerime bakacak delikanlı bulamıyorum lan bu takımda. Gözlerimin içine bakacak delikanlı bulamıyorum. Gözlerimin içine. Hadi hadi. Hadi hadi yerine hadi. Gözleri şaşı. Tatile gelmiş, tatile belli, tatile gelmiş yan tarafa. Onlar delikanlı. Yapmayalım, yapmayalım. Bak bizim kendi avramız bozuluyor. Ne avrası ya? Delikanlı, sinoş ne oldu? Alo, bize yeter. Alo, geç hadi. Geç yerine geç. Sinoş, evet evet. Hadi lan geç. Çocuk sana çok kuruldum. Seni istiyorum, seni. Sana çok kuruldum, seni istiyorum. Haberin olsun. Hadi kardeşim kendi yerine geç hadi. Katerina Hanım iyi oynar. Hadi, hadi bekleme yapma hadi hadi. Katerina Hanım iyi oynar size. Geç yerine geç. Dikkat edin efendim, hızlı koşmayın. Lütfen. Geç yerine patates. Lütfen. Ya Kurt abi adamlara alevli şort vermişler, baksana bize bu çabuk. Çağır abi. Herkes kendi bencine dönsün. Oo kardeşim. Çağır abi. Git buradan efendim. Kendi bencine git. Yaşlandım be abi. Yaşlandım be. Siktir lan. Parlak o alevliyi dön bana be karşım yara. Ha şimdi öyle mi olduk? Götüne bir don al önce, götüne bir don al. Şimdi öyle mi olduk? İyi parlak sana, ondan sonra zeytin oluyor o zaman. Sinoş! Kestirdim seni gözüme Sinoş! Ben sana kestirecek başka şeyler vereceğim. Arkadaşlar formalarımızı alalım şuradan. Bu chest'ten formalarımızı alalım. Formalarımız ne? O şort bana öder ortağım. Bir şortumuz var. Zeytin. Hoş geldin ko. Şş, kakoz. Kakoz nerede ya? Kakoz değil lan, kakoz. Dur gel. Helikopter geliyor. Helikopter kakoz geliyor. Dur gel sana atayım. Mete Bey geliyor. Aa Mete Bey. Ben de fazladan almıştım yanıma. Almıştım yanıma fazla. Mete Bey geliyor. Mete erkek yarışmacılar. Rica ederim. Sana bir şey vereyim gel. Gel eğil eğil, ben de sana bir şey vereceğim eğil. Eğil eğil. Eğil bir. Dur ben eğil, bir şey daha vereyim sana, lazım olur. Bak arkanına bak. Hadi al kemiğine bak işine. Aa, kardeşim hadi. Serbestlik yapma lan bizim takım oyuncusuna. Hadi. Ya bak ya. Ya geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Aa, Mete Bey, Mete Bey geliyorlar. Mete Bey bizim çadırımıza geliyorlar. Kurt adam sen çok agresifsin Kurt adam. Aaa helikopterle geldi bak bak. Helal olsun. Yeğenim beni bir adam tek yapıyor bu sporu ya. Kendi mi kullanmış lan helikopteri? Kardeşim solumdan alsana. Sol profilimden alsana benim takımımla. Ha şöyle al. Güzel. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz Mete abi. Hoş bulduk. Ödül oyununa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Mete abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim abi alışkanlık olmuş, direkt eller havaya kalkıyor ya foto çekilirken. Bizim bırak takım, mı? Bizim takım. Gelin bir şey yapalım, çakallar yapalım. İlk üstündekini çıkartalım. Başlarken ben 2 deyince başlarken. Dur dur şimdi başlarken yapalım. Ama. Şimdi yapalım. Şimdi yapalım. Ha. Ben 2 deyince tamam. Çakallar deyin olur mu? Olur. 3 olsun. İki. Ya da havlayın, havlayın. Yok 2 diyeyim de şey. Yok 2 diyeyim de onda sıkıntı oluyor tek türlü. Evet dinliyoruz Mete abi. 1 2 3 çakallar. 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 Çek bakayım. Çakallar. Çek bakayım abisi. Nasıl arkadaşlar? Yapma, 2 dedin 3'e kadar saydın ya.
Abi evet, MTV geldi işte, onu 3'e kadar saymam lazım da o da tutmadı. MTV geldi. Lan sol evet MTV. MTV geldi arkadaşlar. Çek bakayım. Bir saniye fotojenik arkadaşlarım var. Nasıl? Kıyak mı? At bakayım onu. Takoz Nuri. WhatsApp'tan yolla ona. Sonra Mete Bey'den alırsın. Takozcum Mete Bey geldi. Şey Kavun yerine geç ya Kavun. Kavuncum. Meyve reyonuna geç diyeceksiniz galiba Mete abi. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ödül oyunu 10 skor yapan, puanını 10 yapan ödülü kazanacak. Sizden ricam şimdi kendi takımınızda istişare yapın. Evet. İlk kim yarışacak? Sıralamanızı yapın. Mete Bey bir sorum olacaktı ama. Evet. Hepimiz mi yarışacağız yani? Ben anlatayım. Takımdaki herkes. Ben mi anlatayım? Özür diliyorum. Herkes yarışacak, evet. İlk etapta herkes yarışacak. Eğer bir mesela 7-7 bir skor kalırsa ardından 3 raunda sizin kendi aranızda seçtiğiniz isimler yarışacak. Siz kendi aranızda takımınızın sıralamasını yapacaksınız. İlk kim yarışacak diye ve yarışacak insanlar karşı takımdan bir isim seçecek. Yani yarışmak istediği ismi kendi seçecek. Anladım. Onlara da karar verin. Ses çıkartamayız. 5 dakika zamanınız şimdi... var. Mavi takım azıcık tamam. İleriye doğru. Kırmızı takım azıcık bu tarafa doğru. Tamam, şurada sesimiz gider. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Toplananlarla. Gelin gelin uzağa gidin. Kadri, Kadri. Evet takım olarak burada mıyız? Şimdi arkadaşlar hepimiz yarışıyor. Öncelikle bir yemek alabilir miyim? Bir takoz gelemedi nedense. Arkadaşlar bir yandan da yönetimle mesajlaşma durumundayım. Hani iletişim halinde kalmam gerekiyor. O yüzden telefona bakıyorum bir yandan. Oradan gelen bilgiye göre de aktarıyorum yani, onu da söyleyeyim. Tatman medya sonuçta. Hadi Nuri ne yapıyorsun? Evet geldim abi, ben patlağı alıyorum direkt. Tamam. Ödül oyunundayız, tamam mı? Burada sizden şunu istiyorum ya. İnanalım ya, inanalım. Gerçekten inanalım yani. Bunu alabiliriz yani. Bunu söyleyeyim. Yenge, bu yenge mi ya? Tövbe estağfurullah. Bakayım, hakikaten yenge. Neyse. Benim. Yok yok, tanıyamadım da ilk etapta. Ama artık bu şaka çok fazla yapılmaya başladı gibi. Aa özür dileriz Mert Bey, özür dileriz. Bak i̇şte yan yana durunca, yan yana durunca nasıl? Muazzam bir çiftsiniz. Hayır öyle, hiç öyle bir yumruk tamam, falan yok. Konumuza dönelim. Şimdi bir dakika. Şimdi Nesrin. Benim güvencim tam takıma. Karşıda Rita efendim? Ve Nesrin. Karşıda iki tane kız var. Birisi Katerina Hanım. Diğeri de Ceren. Hanginiz hangisiyle yarışmak istiyor? Önce kız takımını bir belirleyelim. Var mı gözünüze kesin ben bunu alırım dediğiniz? Ben... Yengem var ya abi, formayla Nihat Kahveci gibi olmuş. O Ceren'i yengem alsın. Bu atış nasıl bir atış? Ona göre de değişiyor, tam anlayamadım ben. Ya parkuru gösterirler. Rakip seçelim önce. Anladım da ona göre işte. Ben hepsini yerim. Zaten iki tur oynayacağımız için Tamam için bir isim vereceksin. Yani ismini. Tamam, zorlaştırma. Kiminle? Verdim. Tamam, Katerina ben mı? Ceren'le yarışırım. Ya Ceren'le tamam. Nesrin'le Ceren. O zaman Rita'ya da Katerina kalıyor. Ben Orus, Burus hanımefendiyle yarışırım. Tamam, Orus'la yarış. Kelebek Mert Bey, siz yarışmaya bugün sen müsait misiniz? Sen kıskandın gibi onu. Düşünmek istiyor musun yani yarışmayı? Ya, milli mücadele, milli ruh, tamam mı? Ya aslında ben size özel bir şey konuşmak istiyordum ya. Hemen tabii. 2 saniye. Tabii. Ya ben... ayakkabı numaranız ne? Ayakkabı numaranız kaç? Ya ayakkabı numaram 47. Bunları ben yurt dışından getirttim ya, çok takılma. 43'e olur mu? Ya ne bileyim, parkura olmaz. Baktım da o ayakkabıyla çok daha iyi yaparmışım gibi. Yok yok olmaz ki. Sen de şimdi mantar falan vardır ya, ayakkabı veremem yani, yanlış anlama. Her şeyimi iste yani benden. Şimdi... Bu arada peki. Yemek verdin mi? Kocuğumun ayaklarını ben yıkıyorum. Benim de zaten belli yıkatıyordur yani, alfalıktan tamam, anladım ben. Tamam, erkek seçmelerini ayarlayalım artık. Lan hayırlı olsun, şöyle bir tane basayım da. Tamamdır. Şimdi Kelebek Mert Bey, siz bugün sahaya çıkmayı düşünüyorsunuzdur inşallah.
Bir tabi ben sabah yürüyüşümü yaptım ben. Kimi almak istiyorsunuz? Karşı tarafta seçecek ya acaba belki ben seçilirim zaten diye düşündüm. Ama evet. Bize hayatta seçen olmak lazım ya Mert'ciğim. Yanlış anlama da. Ay benim canım kavun çekti. Tamam Sinoş sen kavunu alıyorsun tamam mı? Ben kavunu alayım. Sen kavunu alıyorsun. Tamam. Tamam sen kavunu al. Karama sen kim alacaksın? Şimdi aramızda ben de Gugucan almayı düşünüyorum. Tamam sen Gugu'yu aldın. Takoz. Takoz. Evet abicim. Açma yardımı yapıyordun da biraz. Ha güzel. Lazım. Takozcum. Kimi gözüne indirdin kestirdin? Onu bir söyle. Ben parlak lavuğu istiyorum. O parlağı gömeceğim buraya. Parlak lavuğu istiyorsun. Bak, güzel. Buraya. Tabii onlar da seçebilir bu arada. Yani burada konuşuyoruz ama bir biz seçeceğiz bir onlar seçecek ya. İlk kim yarışmak istiyor onu da söyleyelim. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle Nesrin. Şimdi karşıda şu an mesela karşıda en güçlü kim varsa eğer onu bir tık daha bizden güçsüzlere verirsek eğer bir sayımız gider ama garanti sayıları oynayabiliriz. Duyuyorlar bize şu an. En güçlü Batuhan olansa. Ama bilmiyoruz Nesli şu anda. Yani i̇lk kim yarışmak istiyor şu anda? Şu anda ilk kim yarışmak istiyor? Randomize ilkler liderimiz olarak siz yarışmaz mısınız? Ya ben hani parkuru yani öncülük sizde olsun istiyorum anladın mı? Lider arka sen arka yarış, sen yürü sana. Öyle mi? Bana mı yakışır mı bana? Ben hani arkada kalayım size destek anlamında. Bence destekleyen düdük geldi düdük. Yok ilk ben o zaman Takoz ilk sen indir lan. Mete Bey hoş geldiniz. İlk sen indir Takoz. Tamam ben yarışayım abicim. Tamam abicim ben yarışayım. Semt olmuştur ya ki göz gözü gideriz illaki sıkıntı yok parlak geliyorum bekleme. Git tamir yap. Hadi ya. Evet geç. Evet geç Mete Bey ödülümüzü söylemediniz ama. Şimdi ödülünüzü açıklayacağım birazdan sonra. Sessizli lütfen. Parkuru anlatana pardon. Kadar. Benimle beraber ilerler misiniz? Hepiniz gelen varsa buradan su alabilir. Ya ben aynen su. Orada da biri kaldı. Ananı am. Biraz daha su atalım. Yani kendi kutunuza gitseniz de. Mavi takımın kutularında var. Takozun oturarak gidiyor bak bu kuzu. Mavi takım. Bizden çalıyorlar. Kardeşim. Aa, buradaki şeyi aldı biri pan. Buraya çöpünü atmayalım. Teşekkür ederim Mete Bey. Ben o niyetliyim. Niyetliyim bu benim için. Sağ olun. Kim kaldı? Reci halleder. Reci halleder. Alma. Gugu ya. Bana da ya. Terbiyesizlik yapmayın arkadaşlar. Kendi yerinizden alın. Bari birazcık centilmen olun. Aldık zaten. Sizin takım kaptanı kim? Aldık. Kimsin takım biz kaptanı? Biz daha bu maçtan sonra kararlaştıracağız onu. He. Bizde benim de. Sizin ona takım göre. Kaptanı yiyip kim? Benim. Evet hadi gelin bakalım. Senin mi seçtiler? Gelin. Aynen öyle. Geleyorum. Çöpleri yere atmasak daha kardeşim, iyi. Kardeşim doydun mu ya? Doyduysan tatlıya geçelim istiyorsan. Bu neymiş ya arkadaş? Pardon Mete Bey. Tatlı yarışanlar gitmiyor muydu? Bir tane de niyetli yok ya. Ahmet. Efendim Gugu. Mete Bey harika koşuyorsunuz. Enayilerin tüm doğma bal kabaklarını almışsın. Ben de. Öyle mi? Ben normalde helikopterle geliyordum buraya ama şimdi. Bunu söyleriz. Nesrin. Hoş bak bana göre değil. Nesrin. Efendim. Herkes gelsin. Neredesin? Sen bizim kurt. La birleşecek ya. Irz düşmanı pezevenk. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sessizce. Adalar birleşecek yazıyor. Parkur bitene kadar lütfen. Aday hayatı işi çalışıyoruz takılıyoruz yani. Takkozda da ne enerji var bir susma hadi ya. Ne oluyor? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıç noktası orası. Düdükle beraber zaten normal düz parkur koşacaksınız yani. Çok bir şey yok burada. İçeriye giriyorsunuz. Buralardan içeriden nasıl geçeceğiz? Gösterecek biri yok mu?
Engelleri Bitle görüyorsun. Ben gideceğim. Geri gel, geri gel. Kim indi aşağı? Bak oynuyor, izleyelim. İmam biraz sabırsız da. Bakın İmam izleyelim, biraz izleyelim oynuyor. Tamam, Reji bize gösteriyor. Evet, Reji başla. Takip edin Reji'yi. Nuri'cim buraları iyi kap. Bak. Zıplama koçum oradan. Abicim bu da bilmiyor ki. Nereden bulmuşlar bu Malatyalıyı? Bak hızlı koşarak koşar adım tempo. Malatyalı değil. Takoz. Afrika Malatya'da yaşıyor. Sen ben yapayım. Gel yukarı. Mete Bey bu ama bu saygısızlık yapıyor. Aşağı inmiş. Rejiye ders veriyor ya. Yukarı çık. Bence biz bir puan önde başlamalıyız bu saygısızlıktan dolayı. İzleyin lütfen izleyin. Allah, ben yüzme bilmiyorum. E kolluklarını getirseydin ya kelebek o zaman. Uçarsın o zaman yüzme bilmiyorsan. Nasıl bilmiyorsun ya yüzme? Sizin tekeriniz var. Tekerin nasıl tekeri simit yaptı zaten. Duası kabul olmayan bir takım gibisiniz gerçekten. Ardından buraya geçtikten sonra buraya geliyorsunuz. Bu kar yani bu karenin içinden çıkmamak şartıyla bu sandığın içinden siz bakmayın şu an. Sandığa hiç dokunmayın bile. Hocam şey Mete Bey. Çizgiye bassak sıkıntı oluyor mu? Hayır. Allah çizgiye Allah. Bassak içeride. Anladım. Hakkı da meraklı bir çocuksun sen. 6 niye? Tane taş var. Yarışmayacağız mı kardeşim? Alt konuşacak mısınız hala? Özür dilerim Mete Bey. 6 tane taşın 3 tanesini bu delikten içeriye geçiren ilk takım 1 puan kazanır. Güzel. Atamıyor. Güzel. Kaç tanesini atıyorduk Mete Bey? 6 taneden 3 tanesi geçmesi lazım. Eğer oyun başlamadan çirkeflik başladı tekrardan ya. Tekrardan geçiremezseniz tekrardan buraya gelip yerden taşları toplayıp geriye gelip evet. Bu karenin içinden tekrar atış yapabilirsiniz. Peki efendim yanımdan geçerse de göz yanılması olursa efendim sadece soruyorum. Yok benim gözlerimden kaçmaz. Peki efendim. Mete Bey naçizane keşke arkaya bir duvar mı koysaydınız hani göz yanılması doğru söyledi kurt adam. Kendi tribünlerinize geçin. Ben varım arkada bakıyorum. Hadi köyünüze lan hadi. Heh tiplere bak. Ya kurt adam. Yanlış yerde olan sensin. Hadi lan. Hadi lan. O zaman kendi yerime giderim. Yalnız koymaya çalışıyor. Şu arkadaşınıza bir au yapın da gelsin yalnız hadi ya. Gelecek az sonra geleceğim. Sessiz. Ödülümüz gelsin. Gelsin nerede ödül? Aa geliyor. Aa ödül geliyor. Ama yavaş geliyor sanki. Çok ödül çok yavaş geliyor. Nusret mi? Aç. Kim ola kim geliyor? Erkek mi? O ne ya? Erkek geliyor ödül evet. Aç. Ödülümüz dalgıç kıyafeti ve olta. Yee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 e
Ahmet Bey. Bizde. Karşısına balık var ha. İmam. Biz hani damıtmayı düşünüyordunuz ya, yanına iyi gider balık. Güzel gider hocam, biz kurduk onun planını. Kesin almalıyız, kesin almalıyız. Panama'nın hamsisi meşhurmuş imam. Öyle miymiş? Tabi. Hiç bilmiyordum. Teşekkür ederim sayın reji. Hamsi avlamak yasak demiş. Satmak isterim hamsiyi. Sinoş sana da çok yakışır biliyor musun? Ne? Dalgıç kıyafetim, dar diye mi? Kıyafet, evet. Haydi bakalım o zaman. Estağfirullah. Tövbe estağfirullah. İlk seçecek takım için bir yazı tura atacağım. Takım kaptanları veya sözcüler var mı aranızda? Bizde var efendim benim. Bizde
de sözlü var. Devam edelim. Bir şey yapalım mı geçici? Karar mı vereceksiniz? Samet mi? Samet bizimle. Samet Bey sözcüğümüz efendim, evet. Samet olsun. Tura diyoruz Mete Bey. Biz de Tura diyoruz Mete Bey. Biz de Tura diyoruz. İlk bize sormanız lazımdı. Biz de Tura diyoruz. Sizde daha takım kaptanı bile yok. Biz Atatürk'ü seçiyoruz. Tura efendim, bizim Tura. O zaman şöyle yapacağız. Yok, şöyle yapacağız. Paranın bir tarafına K yazarım. Diğer tarafına da M yazıyorum. M'ye ne alaka efendim? Malın M'si mi efendim? Mavi takım, kırmızı takım. Ha, öyle mi? Renk olarak. Ha, renk olarak. Mete Bey, ama güldüğünüzü hissettim Mete Bey. Mete abi. Ciddiyet. Şu arkadakiler kim? Mete abi gülmez. Sıkıntı yok. Oyunun sonunda gülen taraf biz olacağımız için. Bakos! Neyici? Böyle şey mi olur ya? Kusura bakma Kadri Bey, Kadri Bey abi. Gel takoz, dur daha ilk günden ilk yarışmada. Evet. Atarım. Atın bakalım. Evet. At bakayım. Evet. M çıktı. Biz kazandık, biz kazandık. Hadi. Mavi takım ilk, ilk yarışmacısını ön tarafa çıksın. Mavi takımın ilk yarışmacısı. Batuhan, hadi koçum, göreyim seni. Ben mi çıkayım? Tamam, ben çıkıyorum. Evet. Hadi Batuhan. Kırmızı takımdan kimle yarışmak istiyorsun? Akos. Kelebek Mert'i almak istiyorum. Anlaşıldı, bunların stratejisi anlaşıldı. Bunlar anlaşıldı. Ve bir günlük ömrü var kanka, o yüzden. Baş tarafa onu da ben bitireyim dedim. Akos. Buyurun, buyurun. Kelebek Mert'i alın. Haydi bakalım. Takip edin. Batuhan, sana güveniyoruz Batuhan. Hadi Batuhan, yaparsın! Hadi destekleyelim. Kurt geliyor, kurt geliyor. Adaya geldik. Oyuna geldik. Kurt geliyor. Kelebek, kelebek. Bak dediğimi tekrarla. Kurt geliyor, kurt geliyor. Batuhan. Hadi Batuhan. Kurt geliyor, kurt, kurt. Almadan gelme koçum. Almadan gelme. Almadan gelme. Kurt geliyor, kurt, kurt. Kelebek. Susmayın, bağırın. Hadi Batuhan, hadi Batuhan. Hadi arkadaşlar, destek verin Batuhan. Vuralım geçelim şu mallara. Vuralım geçelim şu mallara. Mavi takımlara. Mallara. Kurt geliyor. Çakal. Çakal sürüsü. Çakal. Çakal sürüsü. Kim ağlıyor da lan? Hoş köpek, hoş. Hoş. Henüz gelemedim ya. Helin, 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 helin. Evine, kurtların evine. O taraftan böyle bir ses geliyor. Katarina Hanım, sizlere başarılar diliyorum Katarina Hanımcığım. Dikkat edin, parkurda bileğiniz. Hey, lütfen kurt adam. Lütfen şey kurtladın. Dayıcım, bir şey yaptığımız yok. Sadece bu yordamını gördüm ya. Orada dur kurt adam. Kurt geliyor. Orada dur. Kurt adam orada dur. Fark açtı. Hadi elinize, lütfen. Hadi. Hadi Batuhan. Yollarda Batuhan Menet'e çok takıldı. Hadi arada çok büyük bir fark var. Hadi Batuhan. Ben çok ilerliyim. Düştü aptal, düştü aptal. Yavşak. Hey hey hey, Mete Bey, Mete Bey. Kelebek uç. Sen boş ver onları, uç gönlünce. İmam beni cidden imamdan çıkarma İmam. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Suya kadar geldi şu an, suyun içinde. Hadi Batuhan, hadi Batuhan. Hadi Batuhan. Batuhan Menet'e çok geride kaldı şu an, çok büyük bir fark var. Helal be kelebek, helal be oğlum. Aferin kelebek. Söylemlerime inanma. Bravo kelebek. Helal lan. Arı gibi uç. Bugün kelebek gibi sok gerekiyorsa. Kelebek Mert şu an rampaya da çıktı. Helal be kelebek. Aferin oğlum kelebek. Aferin kelebek. Yanlış yere girdi Mete Bey. Gelemiyor, gelemiyor. Yanlış yere girdi, yanlış yere girdi. Yanlış yere girdi. Yanlış yere girdi. Yanlış yere girdi. Yanlış yer. Diskalifiye, yanlış yer. Yanlış yer. Nereden yanlış girdin ya? İmam, imam.
Mete Bey yanlış girdi, yanlış girdi. Mete Bey yanlış. Üstten mi girdi? Hayır, üstten girmedi ya. Üstten alttan eyle eyle gitti işte. At at at. Kelebek at kelebek. Atamıyor. Batuhan Menete de geldi şu an. Atamaz. Yaparsın kelebek. Ah biraz yukarı be. Geçirdi. Bir geçti, bir geçti. Aferin. Aferin kelebek. Kelebek sana. Devam bitmedi, bitmedi, bitmedi. Devam et. Lan attın oğlum. Bitmedi Batuhan. Bitmedi, bitmedi Batuhan. Batuhan bitmedi, devam et. Son Batuhan, hadi Batuhan, son Batuhan. Yaparsın aslanım. Hadi Batuhan. Çok büyük bir çekişme var. Batuhan Menete soktu. Geçti. Hadi bakayım he. Hadi bakayım. Tozumu yutturacağım demiştim kardeşim. Ha, öyle bakarsınız işte öyle. Hadi, hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Ben itiraz ediyorum. Ben itiraz ediyorum. Hadi kurtulun. Mete Bey itiraz edersin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hadi oğlum. Helal Batuhan, helal. Helal. İşte sen busun. Sen busun. Eyvallah, eyvallah. Bravo. Eyvallah. Sizden bilgi alacağım. Bilgi alacağım. Efendim. Ben toplamda 4 tane attım ya. Şu an kim kazanmış? Yallah ya biz 4 tane atmış olmayasın kelebek. He, hadi ağlamalar başladı daha iki oyun. İmam kendine gel. Üstten geçmişsiniz parkuru. Mete Bey, Mete Bey, şu imamı susturur musunuz Mete Bey, yoksa 3 büyük günahtan birini işleyeceğim şimdi yemin ediyorum ya. Zina mı? Tutma kendini, tutma, tutma. Tutma kendini. Ayıp tutma, değil mi? İmanlı adama dediğin lafa bak. Ayıp be. Oğlum, ne imanlı, kadar imanlı, ayıp, ne kadar ayıp. Yine bu işe karıştırma, valla vururum, kafayı vururum sana ha şimdi. Sana çok kuruldum, kıllı. Tira. Şey, hadi lan hadi. Çağır abi. Mete Bey, ben kelebek gibi uçtum, arı gibi Allah, soktum. Çağır abi. Hadi, kendi yerine git. Abi, abi tansiyonun düşmüştür, bir otur ya. Tansiyonun düşmüştür, otur abi. Bilgilere göre, çakallar 1-0 öne geçti. Yes! Hadi, hadi, yes! Yes! Hadi, hadi. İşte böyle, işte böyle, hadi bakalım ha. İşte böyle, yes be, yes! İmkansız. Ah be kelebek, niye bekleme yapıyorsun? Atsana takır takır ya. Şimdi arkadaşlar. Kırmızı takımdan. Ama ben attım. İyi, kendi aralarında savaş başladı, güzel. Ya imam. Ne savaşı başladı? Savaş başladı. Birbirlerine kızıyorlar orada. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kanka, kelebeğin ömrü kadardı bütün hayalleri. Yine de yaşattık onlara bütün hayalleri. Boş yapma da kahveye çalış biraz, kahveye çalış. Aynı şeyleri söylüyorsun, kahveye çalış. Otur yaz da adada, boş vaktin vardı senin. O da bir kafiye yalnız. Abi, oyunlara abi tansiyonun düşer. Kenara. Sakin ol. Geç otur kenara. İşte öyle bakarsınız hani. Abi ya. Değil, baba. Yaşlandı, yaşlandı. Neyse. Mete Bey ayıp olmuyor mu? Amca olur. Ailevi değerlere küfür. Sen kaç tabii tane attın Mert? Ben 4 tane attım. Ben anlamadım ki nasıl böyle diyorlar. O zaman hakkını niye savunmuyorsun? Git. Ben kelebek Mert, kelebek Mert. Mete Bey ile konuş. Kayıtlardan incelesinler. Yengeciğim, bu adamın hakkını sen niye savunuyorsun? Mete Bey, ben itiraz ediyorum. Adada terörist duruyordun. Bu adamın hakkını niye savunmuyorsun yengem? Sen yere itiraz etmenize gerek yok şimdi ya. Arkadaşlar, bu arada bağıra mı gidelim? Arkadaşlar. Sessiz olalım. Sandıklarda dürbün var. Tamam mı? Bakmak isteyen, yarışmayanlar. Baba bunu ama şimdi mi söylenir bu ya? Bu yarışmadan sonra söyleseydiniz Mete Bey. Tamam buraya da... Sizinki de geliyor. Mert! Efendim? Mete Bey, takos, sizle takos, takos. Ya da Cengiz Bey'le bir özel konuşabilir miyiz? Niye böyle oldu? Yok. Ben anlamadım ki. Ben yarışmacı. Malzemeye zarar vermesin. Önemli ama çok önemli. Yarışla alakalı. Sayın Reji Bey. Kaptan niye susuyorsun ya? Ben 4 tane atığıma eminim. Ama nasıl olacak bu iş? Nasıl haksızlık ya? Mete Bey dedi. Kamera kayıtlarını incelesinler. Kamera kayıtlarını incelesinler. Kadri abi. Böyle alacak mısınız ya? Kadri abi. Bizim burada katma. 4 tane atış yapıldı. 4'ü geçerli atış yapıldı. Bu kıllı Mehmet de sonradan geldi attı. Ama biz kazanmadık, kabul edildik. Yani bir kayıtlara acaba bir bakma şansımız var. Bu hard disk değil mi ya sonuçta, bu sonuçta? Onu bağlayalım bilgisayara bakalım. Bak 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 bak. Kadri Bey, Kadri Bey. Bakar mısınız lütfen? Kendi... Kurt adama bir sorar mısınız? Katman Adası rejisine güvenmiyorsa burada ne işi varmış acaba?
Batman Adası Lejisi'ne ben inanılmaz güveniyorum kardeşim, sen rahat ol. Belli oluyor. Çağır abi, otur abi. Tansiyonun düşmesin. Düşmesin ya, yazık oğlum adama. Aramızda bir yaş fark var ama bana abi demen hoşuma gitti. Patates! 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 Hadi bak işine patates. Patates olan evet, sizsiniz oğlum. Şimdi kırmızı takımdan kim yarışacak? Gördük. Aslında 1-0. Ben kumbara gidilsin istiyorum. Hakkım yendi burada. Ona inceleyecekler, ona bakarlar. Kelebek Bey! Kelebek Bey, siz ben orada parkurun üstünden geçmediniz mi? Bir susun da! Arkadaşlar. Takım. Abiniz yaşında adamı tilt etmeyin. Sakin. Artık bırak, şey yapacağım. Ceza vermeye başlayacağım. Haklısınız. Özür dileriz Mete Bey. Takoz Duru Bey. Kurt abi gelsene. Mete Bey bir saniye müsaade edebilir misiniz tabii, acaba size zahmet? Konuşmadılar mı ama Mete Bey bunlar? Oh ama yani böyle şey mi olur ya? Verildi Mete Kim, Bey. Kimi seçiyorum? Ben parlağı alacaktım da parlak kelebekle yarıştı. Kabuğunu al, vur kafasına kabuğunu. Öyle mi gözüküyormuş işte? Tamam. Abi sumu bir şey verelim mi Mete şeker Bey, düştüyse Mete böyle Bey. Kendine gelirsin. Yemek var mı? Kabul geçer misin yarışma acaba? Yemek var mı? Arkadaşlar lütfen sessiz olalım ki yarışma ilerleyebilsin. Olacak iş değil. Mete Bey ben kavunu istiyorum. Kelek mi yoksa taze kavun mu onu ölçeceğim. Helal. Mavi takım çakallardan kavunu. Kavun hadi kavun. Hadi kavun, hadi senin kavun. Senin kardeşim. Yaparsın lan kavun. Almadan gidelim de kavunu göster. Hep beraber. Bana bak kavun. Hep takoz nuru oley. Kavun. Kavun. Takoz nuru oley. Meyvanın gücünü göster kavun. Takoz nuru sana güveniyoruz oğlum. Aferin oğlum. Meyvanın gücünü göster. Kavun. Takoz nuru oley. Abi şeyi biliyor musunuz? Yeşille siyahın kalbimde yeri, sevdamdan vazgeçmem, dönemem geri. Bana onu söyleyebilir misiniz, size zahmet? Ben gaza geliyorum. Tamamdır. Yeşille siyahın kaybolmaz yeri. Bunu ben tam bilmiyorum. Tam ezberimde yok da siz söylesenize. Kurt gidiyor, yavru kurt gidiyor. Abi yaşlılıktan. Kardeşim aramızda bir yaş var. Bana saygıdan abi diyeceksin böyle. Aferin öyle. Hadi bakalım ikile. Hadi inşallah bizim çocuk kazanacak. Gülüşüm ağır. Hadi kavun. Helal sana. Ben kavuna tezahürat daha iyi yapma ihtiyacı duymuyorum. Meyvanın gücü birazdan ortaya çıkacak. Ötede kurt mu dolanıyor? Nerede kurt dolanıyor? Sizin çocuk nereye gidiyor? Çayıra gidiyor sizin çocuk. Bir dakika nerede? Oraya çömdürüyor tuvaleti ya. Tuvaleti mi gelmiş acaba? Aha. Dediler ya aday o ağlıyor işlerinde. Herhalde orada ağlıyor. Ağlıyor orada. Ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Hakkımı yediler. Yazık gözyaşı. Allah Allah. Yazık lan ağlıyor. Bak çocuk üzüldü lan acaba. Tamam lan tamam gelsene. Mert'cim. Kimse bizim takımdan kimse bizi korumadı. Olur mu ya Mert'cim korumaz olur mu? 4 tane attım ben. Bir kişi de benim yanımda durmadı demedi. Tamam sen kazandın. Mert'cim hadi adaya gidince bak bizimle dalga konusu olduk Mert'cim ya. Adaya gidince ağlaşalım hep beraber sarılıp ağlarız olmazsa. Bir şey diyeceğim. Tamam canım gel hadi. Ay sür gözyaşlarım seni yerim al. Ağlıyor mu ya? Ağlamaya gelmişler ya. Bana bakın. Kocamla düzgün konuşun. Arkadaşlar birazcık saygınız olsun. Kurt gözyaşı galiba. Kurt gözyaşı. Birazcık saygınız olsun kurt arkadaşlar. Kurt gözyaşı mı bu? Kurtlar dağlar. Ne oldu ya? Hemen tamam. Böyle ağlayacaksak oynamayalım. Saygınız olsun birazcık. Çocuk orada ağlıyor. Kaybol git lan buradan. Hadi Nuri. Hadi başlıyorlar. Başladı mı lan? Açtır bunu. Hadi takoz. Başlıyor. Hadi Sam çocuğu sen yaparsın. Yapacak bu iş onda. Göster onlara kabuğunun gücünü. Neleyim tabakta sen olmayınca. İmamcım. Hacı kavun eski kurdu. İmamcım yerin biraz dibine sessiz. Yerin dibine göm onu. Lay lay lay. Lay 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 lay. Eski kurdu. Yerin dibine göm onu. Evet ikinci sayı için. Aha. Düdük çalındı ve kavun önde gidiyor. Güzel başlangıç oldu. Kavun. 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 Takoz Nuri oley. 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 Takoz Nuri
Geliyor. Takozuru geldi. Görüldü. Takozuru geldi. Takozuru çıktı. Helal oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Gel oğlum. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Koşa koşa geliyor. Aferin oğlum. Koş. Aferin oğluma. Geliyor. Hocam bizim parkurda şike var ya. Kurt geliyor. Kurt falan. Kurt geliyor. Ya evet bizimkiler niye geç geliyor? Ay gözyaşlarınız anlarsın yarısıydı. Ben dedim Mete Bey'e. Çünkü kötüsünüz, kötü kötü. Buradaki havuzu sizin gözyaşlarınızla mı doldurdular yoksa? İçeriye dahi giremedi. Aferin oğluma. Gel oğlum. Kurtlar da espri yaparmış. Espri yapmaya çalıştı. Nuri kurtlar şaka yapar, bol bol yapar da şakalar anlamıyor işte. Hala, sorun o. Hala geçemedi. Hala geçemedi. Mete Bey, Mete Bey size dediğim şey olabilir mi acaba Mete Bey? Bravo. Yok, Nuri. Nasıl değil. Aferin lan Nuri. Al bitir bu işi. Şişe kadar geldi. Şişe kadar geldi. Nuri atamaz ki Nuri. Nuri atamaz ki Nuri atamaz. Hepsini alırsın, hepsini al. Galiba. Zaten sakattı. Evet, Nuri katışını yaptı. Atamıyor. Nuri atamaz ki Nuri. Keko Nuri. Aferin oğlum, atarsın oğlum. Atamaz. Atarsın oğlum. Tipe bak, tipe bak, çay demle. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı. Biraz aşağı, biraz aşağı. Tipe bak. Atamıyor ki, atamıyor. Allah kötüsü. Tipe bak, çay demle. Çay demle. Geçti. Tipe bak, çay demle. Geçti. Kavun bu çok kötü. Kavun nerede ya? Kavun sakatlandı. Kavuna bir şey oldu, kavuna bir şey oldu. Kavun. Kavuna ne oldu? Böyle kelekleri getirmeseydiniz adaya keşke, böyle kelekleri. Olmamış o. E biz kazandık ki. Keleklerle yola çıkarsanız böyle olur. Doğuştan sakat o, doğuştan. Aynen öyle. Onun kemikleri mi gelişmemiş? Abi abi diyordu. Sizin karakterinize. Ne karakter lan? Karakter karakter yok. Sakatlandı be. Çok karakterli bir yarışmacısın. Sağlık bu be. Konuşma lan. Çok karakterli bir yarışma istiyorsan. 1500 milyar istere gitseydin o zaman. Puş sana. Patates. Mete Bey, Mete Bey taş atıyorlar. Hepinizi şikayet edeceğim. Bu karaktersizler. Boku mu ye? Bak oğul Mete Medya. Hayriş ne haber ya kardeşim? Allah'a şükür takoz, senden ne haber? Nasıl alevli asıl olmuş muyum? Bak bakayım bana bir faça mıyım? Alevli şort aldım. Helal olsun takoz Nuri. Yok ettin adamı, sakatladın nasıl mental. Gugu bitti de o. Güzel kardeş. Gugu seni galiba karşı takımdan oy birliğiyle yollayacaklar galiba. Takım arkadaşın sakatlandı, sen hala buradasın. Kapbos pilki de yaptı da. Takım arkadaşına çıt kırıldım. Niye? Aynen öyle işte, aferin lan. Tamam, yazıklar olsun sana Gugu, yazıklar olsun. Senin burada takım arkadaşın parkurun ortasında kan revan içerisinde senin için, bizim için savaşırken sen burada yavru kurtların arasında. Ya ne yavrusun ya? Oku selasını gömelim ya. Ağrılı şekilde devam ederdi. Bunlar manav mı? Biri bana kaldı, bak kurt adam. Ses çok çıkıyor da parkurda görüşürüz inşallah. Görüşeceğiz. Oku selasını, oku selasını. Görüşürüz. Ben sizin selanınızı okumaya geldim, rahat olun. Hakkım yani. Biz 4 tane ama attık. Ama söyledim olmuyor. Evet 4 tane ama attık orada. Sonra bakacağız dedi. Şu oyun devam ederken bir yandan bir reji ekibi bakıyor galiba. Bakıyorlardır. Nesli'cim bakıyorlardır. Yine mı? Bakıyorlardır. Aynen Mert dedi Mert. Mortlistas brother. Sıkıntı olmaz hallederiz. Mortlistas. Bu patates ne oldu? Bu? Ayağı mı kırıldı bunun? Seni siker. Ya bilerek yapmıştır. Ne diyorsun lan, sesin buraya kadar geldi. Gugucuğum sizin takım... Gugucuğum sana ağır gelir Karaman. Ay ne yapacaksın, kafana bir tane taş. Takım iyi, hoş, güzel de delikanlı adam bulamadım biliyor musun takıma bakmışız sizde. Aa ambulans gidiyor. Artı bir katılıyorum sana. Bu yavşakların arasında seni de kendilerine benzetecekler de çok ödüm kopuyor. Benim de ödüm kopuyor ama... İnelim. Bir kere bak, şöyle bir şey olması lazım. Takıma gönül vermesi lazım. Bu adamın, buyurun kavun bey. Bu adamın daha kemikleri pişmemiş bu adam. Kaynamamış kemikleri demek ki, hemen kırıldı. Burada oturun.
Kardeşim, müdahale yapıldı size. Otur otur. İkinci müdahale yapılacaktır. Kemiklerin biraz dinlensin. Kırıldı anında. Gelişmemişsin daha, gelişmemişsin. Geçelim yerlerimize. Kardeşim ayıp değil mi? Çocuk sakatlanıyor. Anlaş falan ne ayıbı ama. Sağlık söz konusu ya burada. Ne sağlığı lan? Hepiniz delisiniz. Yerine git hadi. Yürü. Ona birazcık süt içir. Ekmek yesin ekmek. Hadi. Yerine hadi. Ekmek yesin biraz hadi, ekmek. Hadi hadi alayım size biraz da. Büyüsün Mete gelsin. Abi, 5 dakika istiyorum. Acaba reji ekibinin arama kurtarma timi var mı? Karşı takım karakterini kaybetmiş de ona bir bakarsanız. İmam bu şakaları abi, burada yapmayacağın cemaati yapsaydın da. Bu şakaları cemaatine yapsaydın da bir cumaya gelselerdi. Kardeşim eyvallah. İmamcım. Arkadaşımız sakat. İmamcım. Evet. Yaşlılarla laf atışına girmeyelim. Yaşlılarla ikili diyaloğa girmeyelim. Kırmızı takıma geçti. Durum 1-1 oldu. Güzel. Adam onlar sakatlandı ya. Onlar bir üzüm büyümüş. Sakatlanmasaydı kardeşim. Mete Bey öyle şey olur mu? Sakatlandı adam ya. Aa, olmaz olur mu ya? Sakatlanması ne olacak kardeşim? 5 boy fark başkası yarışsın. Ne alakası var lan? Yani İtalyansın ground'da. Öyle şey mi olur? Adam adamın başında sakatlandı. Mete abi biz kazandık değil mi abi? Tekrar yapılsın. Mete abi öyle olmaz Mete abi. Sakatlandı ne işi var burada? Burası Survivor, Survivor. Buradan tır geçtik. Katmanı desin, katmanı desin. Katmanı desin. Burası Survivor. Adasıdır burası. Katmal adası burası. Bayan yanlış anlamayın. Öyle olmaz ama. Arkadaşınız yarıya kadar da yarıştı yani. Hayır. Yani yarıya kadar aynen. Çocuğun bileği döndü bileği. Ben orada... Oyun ben orada 5 gol fark ettikten sonra yani herkes sakatlandı. Kardeşim Fakol şimdi çocuğun bileği döndü sakat bileği. Ya ne bileği döndü attı yazık kendini yere. Baktı kazanamayacak kendini yere attı. Ne yaşıyorsunuz siz? Arkadaşlar. Farkı yedi hemen sakatlandı. Tribünlerden. Böyle olur zaten. Bir saniye. Tribünlerden. İnen takım için Mete Bey ya bu haldeyiz. Bu halde duruyoruz yani karşı takım böyle terbiyesizce konuşuyor. Ben gerçekten teessüf ediyorum ya. Seni kaplıcalara gönderelim. Sen özlemişsindir onu. Üzülme kavun, üzülme. Flame atmayın. Halk gerçekleri görecek kavun. Merak etme. Düdük sesine lütfen dikkat edin. Tribünlerden aşağı inmeyelim. Şimdi üçüncü abi, yarış için yollayalım bunu sıcak suya. Yani. Mavi takımdan çakallardan kim yarışacak? Ben katılıyorum artık Batuhan. Arkadaşlar. Hadi ortam, hadi bakalım. Hadi Samet sana güveniyorum. Sen Samet öne gel. Kırmızı takımdan kimi istiyorsun? Şuradaki it. Lardan. Pardon, kurt. Lütfen düzgün konuşalım. Böyle karşı olur mu ama Mete abi? Kaptanını istiyorum. Geldim. Ha. Lütfen düzgün hitap edin. Gözlerimin içine bakabilecek misin peki çakal? Gel. Gözlerimin içine bakabilecek misin? Gibi gideceksin şimdi. Bakalım nereye kim nereye gidecek göreceğiz. Evet çakallardan. Bakıyorum ama zerre karakter görmüyorum. Kurt kekli. O zaman gözünün önüne çekeyim de manzaran olsun açılsın biraz. Ortam. Hadi en başa. Ortam. Çok götünü de gözümün önüne. Arkadaşlar. Devam edelim. Hadi tam gelsene. Sizin için alacağım sizin için. Ey kurt gidiyor oyun oynamaya geliyor geliyor. Bende. Başını alacak başını. Gönül verdim. Kurt gidiyor. Au! Beni taplamaya dikkat edin. Pardon Mete Bey. Ama bunlar da yapıyor Mete Bey. Hep bizi görüyorsunuz. Lütfen karşılıklı dikkat edin. Sayın yarışmacılar. Sen benim kekimsin burada bu arada. Burada size bir şey göstereceğim. Evet. Evet. Sayın yarışmacılar burada duralım. Şu an beni takip edin. Şimdi buradan indiğiniz zaman burada bir akıl oyunu vardır. Tamam. Burada geldiğiniz zaman shift'e basarak gidiyorsunuz ya da zıplayarak gidiyorsunuz. Tamam. Tamam, yerimize geçelim. Kekim benim. Yani bu sahaya gömeceğim. Hadi bakalım kim kimi görüyor. Orası bizim yerimiz yalnız. Çakallarınki ilerisi. Çizgiye yaklaşalım çizgiye. Uca doğru yaklaşalım. Evet. Siz de uca doğru yaklaşın. Sayın Kegri Bey çok yaklaştınız. Biraz geri gidelim. Tamam. Geri gidelim. Az bir şey daha.
Teşekkür ederim. O biraz önde gibi ama. Yok yok, tam çizgideyim. Yok, aynısıdır, aynısı. Hoş çakal değil, hoş çakal. RC ekibi gelsin. Evet, evet. Evet Mete Bey. Geçsene yerine. Durum 1-1. Durum 1-1. Şimdi bir sorum olacak Mete Bey. Evet, evet. İlk parkur, ilk önümüzdeki yere girerken altından mı giriyoruz, üstünden mi gidiyoruz? İçinden geçiyorsunuz. Atlayacaksın üst tarafa. İçinden geçiyorsunuz. Ha buradan üstünden geçiyorsunuz. Üstünden geçiyorsunuz buradan. Yani bunlar anlatıldı ama neyse. Üstünden gidiyorsunuz. Evet. İkinci sayı için durum 1-1. Durum 1-1. Mete Bey, mikrofon basmanıza gerek yok. Oyun içinden de duyuluyoruz. İki tur duyuluyor. Haberiniz olsun. He. Tamam. Düdükle beraber hazır. Evet, çok çekişmeli bir başlangıç oldu şu an. İkisi de beraber başladı ama gene Kegri farkı açtı. Şu an önde. Kurt Kegri önde ilerliyor. Arada çok az bir fark var. Şeytan Samet hala içinden çıkamadı. Yes be yes! Kegri bayağı bir fark açtı şu an. Geliyorum, geliyorum. Şeytan Samet de yetişti onu. Kegri çok iyi hızlandı. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Nefesini kontrol et. Kurt geliyor. Atamaz. Nereye atıyor? Evet. Atamaz. Patates. Şu bir. Atamıyor. Şu iki. Patates. Dinleme onları. Aynen patates. Atamıyor ki. Hadi bak işine. Gücünü. Patatessin hadi. Bir. Yeter. Olmaya geldi. İki. Bir tane al. Hadi Samet lan. Atamıyor. İşte. Atamadı. Geçti. Bitti. Helal Samet. Helal. İşte bu. Helal sana. Yatırır kaldırırım lan. Git. Ya nasıl geçebilir ya? Lan bana bak. Köpek. Hadi git aynı yere ağla birazcık hadi. Yalnız bir şey söyleyeceğim Mete Bey. Benim ilk attığım da geçti bu arada. Evet. Var ya. Hadi git ağla biraz. Efendim? Pardon. Hadi lan. Bir şey söyleyeceğim. İlk üçü ben attım ya. Hadi. Ya ilk 3 tanesini ben soktum ya Mete Bey. Her round ağlıyorlar ya. Ama görmüyorsunuz ilk 3 tanesini soktum. O zaman bak. Sus. Devam et. Ya bir dakika susun abi. Susun bir dakika. Mete Bey ilk 3 tanesini ben soktum. Fark etmediniz mi? Lütfen ya. Bu düdük çalarak düdüğe çevirdin ya. Özür dileriz Mete Bey. Takım ama bu takım rejiye hiç güvenmiyor Mete Bey. Ezan okuyor öbürü oradan bir şey yapıyor ya. Senin ilk attığın üst taraftan geçtiği için. Üst sana taraftan geçmedi. Zaten üst tarafı yok ki. Sayı. Bir şey söyleyeceğim. Üst tarafı yok ki bunun Mete Bey. Siz ben ilkini attıktan sonra geldiniz. Burada iki tane daha soktum. Üç tanesini görmediniz. Aynısı Mert'e de oldu ya. O kadar yukarı gitmedi ki. Mete Bey bunlar her oyun sonu böyle itiraz mı edecek? Puanlarımızı yiyorsunuz.
Her oyun sonunda beleşte puan aldılar. Neci kaç? Ya ederiz sana kaç attın? Ya hakkımız itiraz etmek. Beleşten puan aldılar daha. Ben ilkini soktuktan sonra geldiniz ikincisine baktınız. Ağlıyorlar sürekli. Niye devam ettin o zaman üçüncüyü? Ağlayacaklar mı bunlar? Sayın Reji'ye bak, bonjour diyor bana, bonjour Hasan diyor Bey, ya. Madem attın. Ya bu şeytan geldiğinde ben zaten iki tane sokmuştum, sonuncuyu da soktum yani üstündekilerden. Ya, niye devam ettin o zaman atmaya? Üç tane peş peşe sana soktum. Niye devam etmedin biliyor musun? Ne olur ne olmaz diye. Hadi kardeşim ağlamaya devam. Ve ondakini saylamadınız, o da o yüzden devam etti. Aynen aynen, ağlayın birazcık daha. Hadi biraz şurama doğru ağlayın. Hayır, her oyun böyle ağlanacaksa bu oyun çok uzun sürer Mete Bey. Kliplerden bakabilirsiniz bu arada. Evet. Efendim neylerden? O nedir efendim? Evet Reji, seni dinliyorum. Konuşsan mı? Abiyim 28 tane kamerayla her açıdan çekilmiyor mu ya bu yarışma? Baksanıza ya kayıtlara. Bu geçmedi mi şimdi bak, bu bir. Yemek var mı? Reji de bu üste çarptı. Amına koyacağım şimdi onun. Üste çarptı. Ama Mete Bey öyle demeyelim lütfen. Ayıp oluyor ama yani. Ayıp oluyor. İmam oturmaz da cemaat sıçar Mete Bey. Evet Mete Bey. 3. Bu işte 3. 3 abi. Sesli iletişim değil de yazılı iletişim yapsana sen. Yazılı bir iletişim kur bizden. Sesliyle çok anlaşamayarak gibi. İletişim bir kur bakalım. Gıgı Bey. 3 abi. Efendim. Nasılsınız? Kendinizi özel hissediyor musunuz? Hakkımız yeniliyor ya. Evet, evet hazırım. Çıkıyor. Tamam, görüntü kayıtlarına bakıyoruz. O önce atmış olamaz. Ben taş toplamaya gittim ondan sonra. Üstündeki taşları attıktan sonra toplamaya gittim. Teşekkürler Mete Bey. İlginiz için teşekkürler Mete Bey. İnşallah şeke dönmez. İnşallah satın alınmamıştır bu. Koskoca Mete Bey ya. Hadi beleşe aldım, hadi geç. Diyorsun Samet. Hadi geç geç, yerine kardeş, geç hadi, beleşe aldın. Rahat ol, adalete güveniyorum ben. Her güzel şey kayıtta değil mi? Güzel niye ağlayayım kardeşim, her şey kayıtta değil mi ya? Güzel ağlıyorsun, güzel. Eline verdiğim ancak güzel ağlıyorsun. Ağladım ya. Oy, oy, ortağım, oy. İlk turda Mert'e de oldu, Kelebek Mert'te de aynısı oldu. Artık kaçırıyorlar yani, kaçırılmaması. Aynen. Kelebek Mert alttan gitmek yerine üstten de gidiyordu ama. O ne olacak? Allah seni var et, seni ada yakalayayım. Nerede? Nerede? Gel göster nerede? Aynen. Seni ada yakalamayayım seni parlak. Aynen. Hadi biz ağlıyor muyuz? Hadi siz de ağlayın birazcık. Allah. Bu oyunu sahada kazandık ama paint'te vereceğiz gibi Batuhan. Bakalım. Evet. Sana bir yer fark etmez. Sen her yerde vermiyor musun zaten? Şeytan. Anladım. Seni ise kapı. Çıkar ağzından da burada bari vermeyeyim sana. He çıkardım gel. Dürbünle bir bakıp ağızlarını okumaya çalışsana Mete Beyler ne diyor. Evet. Tamam bakayım. İnceleniyor abi, merak etmeyin, adalet var. Kegül şu an boşan yere uyanıyor sağlığına. Siz var ya çirkeflik yapmasanız yani, şu anda durum 3-0'da. Çirkeflik yaptığınız için şu anda 2-1 olacak. Karina tavşan. Oyunu soğutuyorsunuz. Çirkestiniz. Hehehehe. Hadi lan hadi. Buraya güzel haberlerle gelecek. Gerçek olacaksın, ağlıyorsun. Bizim kazandığımız her oyun neyse bir incelemeye gidiyor. Takımınız evet, karıştı. Evet yani böyle ağlıyorlar çünkü. Çünkü sizde kazanmak adına. Bir laf vardır ya böyle. Nasıl koyduysak artık. İnliyor karşı taraf. Abicim kayıt.